Merhaba efendim, günaydın. Takvimler 11 Ekim Çarşamba gününü gösteriyor. Güzel bir güne başlamayı umuyoruz. Bizleri YouTube üzerinden ve TGRT FM'den canlı olarak takip eden herkese de merhaba diyelim. Ben Nevra Öner. Saatlerimiz 5.45 gösteriyor. Önümüzdeki 3 saat boyunca günün sıcak notlarını ve gazete manşetlerini paylaşmayı sürdürüyor olacağız. Günaydın Türkiye başlıyor. Sevgili seyirciler, Belgrad'da Türk ve Sırp iş adamlarına seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kanal İstanbul projesinin temelinin 2018 yılında da atacaklarını söyledi. İstanbul Boğazı'na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere ki Kanal İstanbul dediğimiz bu benim bir hayalim, hülyamdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ziyaretinde ekonomi ağırlıklı konuştu. Türkiye ve Sırbistan arasındaki işbirliğinin arttırılacağını söyleyip Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul için tarih verdi. İnşallah buna da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız. Türk yatırımcıların Sırbistan'da 8 bin kişilik istihdam sağladığını anlatan Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Sayın Vučić liderliğindeki Sırbistan'ı bölgemizde önemli bir ortak, bu vizyon birliğimizi de bölge için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunma kararlılığını her vesileyle teyit eden Sırbistan, güvenilir ve istikrarlı bir ülke olarak bölgede öne çıkıyor. Sırbistan ile ikili ilişkilerimizin son yıllarda gelişiyor olması memnuniyet vericidir. Türk ekonomisinin büyümesini onlar da kabul etti. Sevgili seyirciler, IMF, Türkiye ekonomisi beklenenden daha fazla büyüyecek dedi. Tahminini %2,5'tan %5'e çıkardı. Türkiye'nin ekonomisi güçleniyor. Bütün engellere, kumpaslara rağmen Türk ekonomisi yıldız gibi parlıyor. Uluslararası Para Fonu düzeltme yaptı. Yaptığı büyüme tahminini iki katına çıkardı. Uluslararası Para Fonu, yani kısa adıyla IMF, kurum bir rapor açıkladı. İçinde Türkiye ile ilgili çarpıcı ifadelere yer verildi. Buna göre Türkiye ekonomisi güçlü iç ve dış talep sayesinde beklenenden hızlı toparlandı. Bunu en sonuncusunu vereyim mi, vereyim mi? Ekonomik veriler ışığında bu yılki görünümde revize edildi. Büyüme tahmini 2,5'ten %5,1'e yükseltildi. Yani Türkiye'nin büyüme tahmini iki katına çıkarmış oldu. IMF gelecek yılla ilgili tahminde de değişikliğe gitti. 0,2 puanlık bir oynamayla %3,3'e çıkardı. Ukrayna'dan Sırbistan'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan iş forumunda konuştu dedik. Gündeminde IMF'nin Türkiye'nin büyüme hedeflerini revize edip ikiye katlaması vardı. %100'lük bir büyüme oranına Türkiye ulaşıyor. Esasen Türkiye'nin genel ekonomik görünümünde geçtiğimiz 15 yılda yaşanan değişim tam bir başarı hikayesidir. Sırbistan'daki iş forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyüme hızıyla IMF'yi bile şaşırtıp sık sık tahminlerini revize etmek zorunda bıraktığını anlattı. 2011-2015 yılları arasında %7,1 büyüyen ekonomimiz bu yılın İlk yarısında %5,1'lik bir büyüme oranına ulaşarak yeniden hedeflerimize uygun bir yere gelmiştir. İşte bugün IMF yaptığı açıklamayla Türkiye'nin yine bu yıl içerisinde %5,1'lik bir büyüme oranını yakalayacağını açıklamıştır. Türkiye'nin milli gelirlerini ve ihracatını arttırdığına dikkat çeken Erdoğan, elde edilen çarpıcı sonuçlardan örnekler verdi. Gayri safi yurt içi hasılamızı 2002 yılındaki 230 milyar dolar seviyesinden 860 milyar dolara, kişi başına milli gelirimizi 3500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Son 15 yıllık dönemde ihracatımız 5 kat artarak en son 153 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakamı 2023 hedeflerimiz bağlamında 500 milyar dolar seviyesine taşımak istiyoruz. Kararlıyız.
19 bin kilometrelik bölünmüş yolu duydu. Hayranlığını gizleyemedi sevgili seyirciler. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, biz de benzer bir iş yapmayı hedefliyoruz dedi. AK Parti iktidarının yaptığı bölünmüş yolları duydu, her bir kilometresine ayrı ayrı hayran kaldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić Belgrad'da konuştu. O yollardan ben de istiyorum dedi. Sayın Erdoğan'ın söylediği bir bilgi var. 19 bin bölünmüş yol yapıldığını öğrendim ve inanamadım. Tamam, Türkiye bize göre büyük bir ülke, fakat böyle bir rakam çok büyük rakam ve ben hayran kaldım. Bizim de benzer bir iş yapmayı hedefliyoruz. Ve saatler geri alınmayacak sevgili seyirciler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulaması devam edecek dedi. Etkileri yakından izlendi. Herhangi bir karar almadık dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun yaz saati soru önergesine Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan cevap geldi. Albayrak, yaz saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik alınmış bir karar yok dedi. Şunları söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bilimsel bir çalışma yürütülüyor. Yaz saati uygulamasının enerji tüketimine sosyolojik etkilerinin olup olmadığı araştırılıyor. Yaz saati uygulaması toplam aydınlık süresini arttırdı. Dolayısıyla yaz saati uygulamasına devam edilecek. Saatlerin geri alınmasına yönelik bir çalışma yapılmıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a yapacağı ziyaretin tarihi de belli oldu sevgili seyirciler. Başbakan hafta sonu Irak'ta olacak. Türkiye'den Irak'a çok kritik bir ziyaret var. Başbakan Binali Yıldırım hafta sonu Bağdat'ta olacak. Kuzey Irak'taki gayrimeşru referandumun ardından Türkiye politikasını değiştirdi. Artık Türkiye'nin Irak'taki tek muhatabı yalnız ve yalnız Irak merkezi hükümetidir. Davet Irak Başbakanı Haydar İbadi'den geldi. Başbakan Yıldırım da davete icabet edecek. İki liderin gündeminde gayrimeşru referandum var. Habur sınır kapısı başta olmak üzere Kuzey Irak'a yönelik olası yaptırımlar konuşulacak. Pazar günü gerçekleşmesi beklenen ziyarette ekonomik, askeri ve siyasi ilişkiler masaya yatırılacak. Yıldırım'ın ayrıca Irak'ın önde gelen bazı siyasi yetkilileriyle, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmen kardeşlerimizin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. İdlib'te geri duramayız, Afrin'de fitne ve düşmanlıklara sessiz kalamayız. MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib operasyonunun önemine işte böyle vurgu yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde İdlib operasyonu vardı. Sınır güvenliğine dikkat çekti. Konu sadece Özgür Suriye ordusu unsurlarıyla halledilecek cesamet ve seviyede değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri muharebe maksadıyla İdlib'e girmeyecekse de her ihtimal ve saldırıya hazırlıklı ve tedbirli olması hayati önemdedir. İdlib'in terörden arındırılması, güneyden Akdeniz'e açılmak isteyen bölücü terör cephesinin Elbap'ta aldığı derin yarayı daha da derinleştirecek ve önüne aşılması imkansız engeller dikecektir. Bahçeli İdlib operasyonunun zorluğuna dikkat çekti. Kolay olmayacak dedi. İdlib operasyonu kolay olmayacak, zaman alacaktır. Gelişmelerin seyri buna işaret etmektedir. Ama sabırlı, akıllı, stratejik davranmak, gerektiği yerde silahlı mücadeleden de kaçınmamak lazımdır. Güney sınırlarımız boyunca sahneye koyulan ihanet kampanyası mutlaka kaynağında mahvedilmeli, kanser hücreleri ürediği alanlarda yok edilmelidir. Bu durum Türkiye için bir varoluş meselesidir. İdlib'de geri duramayız, Afrin'deki fitne ve düşmanlıklara sessiz kalamayız. Önce S-400 füzeleri satın alınacak, ardından da teknolojik transfer yapılacak. Türkiye S-400 füzelerinin ortak üretimi için Rusya ile görüşmeye başladı. Önce S-400 füzeleri satın alınacak, ardından da teknoloji transferi yapılacak. Türkiye artık kendi füzesini kendi üretecek. Türkiye hava savunma sisteminde önemli bir adım attı. Rusya ile S-400 füzelerinin pazarlığında sona gelindi.
Şimdi de ortak üretim söz konusu. Türkiye sadece füzeleri satın almayacak, aynı zamanda teknoloji transferi de yapacak. Rusya, Çin ve Hindistan'dan sonra Türkiye'de S-400 füzelerinin üretimini gerçekleştirecek. Moskova'dan bu yönde bir açıklama geldi. Türkiye ile ortak üretim konusunda uzman düzeyinde görüşmelerin olduğu vurgulandı. FETÖ'nün polis akademisi sevgili seyirciler yapılanmasına büyük darbe vuruldu. 2012'deki sınav sorularını çalan 36 kişi gözaltına alındı. Yukarı göster, geliyor oradan sonra. Terör örgütü FETÖ, 2012 yılındaki polis akademisi sınavlarında da hırsızlık yapmıştı. Soruları çalıp örgüt üyelerine dağıtarak çok sayıda FETÖ'cüyü hak etmediği halde akademiye soktular. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. 2012'de polis akademisi sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon yapıldı. Elde ettiği sorularla sınavı kazandığı belirlenen 36 FETÖ'cü gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 2015 yılında akademiyle ilişkilerinin kesildiği tespit edildi. 3 eski futbolcu FETÖ ile başının dizinin dibindeydi. Sevgili seyirciler, FETÖ soruşturmasında yeni gelişmeler var. Arif Erdem, Cihan Haspolatlı ve Orhan Ak. Eski Galatasaraylı futbolcuların FETÖ elebaşıyla çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. FETÖ soruşturmasından tutuklanan bir zanlının bilgisayarında çok sayıda örgütsel doküman bulundu. İşte onlardan biri. Fotoğrafta 3 eski futbolcu var. Onlardan biri FETÖ'cü firari Arif Erdem. Üzerine giydiği pardesü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in çok kez giydiği cübbeye benziyor. Terörist başının yanında oturanlarsa Orhan Ak ve Cihan Haspolatlı. Cihan Haspolatlı 2002-2007, Orhan Ak 2003-2007 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti. Onlar da elebaşıyla aynı karede görüntülendi. İstanbul Üniversitesi karıştı. Bir grup öğrencinin izinsiz gösterisine polis müdahale etti. İstanbul Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Ankara Garı'ndaki terör saldırısının yıl dönümü nedeniyle izinsiz gösteri düzenledi. Polis kalabalığa dağılmaları için uyarı yaptı ama öğrenciler dikkate almadı. Polis eylemci gruba müdahale etti. Ortalık bir anda karıştı. İzinsiz gösteriye katılan 67 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Annelerinin katili oldular. Bıçaklanarak öldürülen kadın cinayetinde inanılmaz bir gelişme yaşandı. Eşinden şiddet gördü, evden kaçtı. Çocukları tarafından takip edildi. Bıçaklanarak öldürüldü. Vahşi cinayet Zonguldak Devrek'te işlendi. Nazlı Uyanık 44 yaşındaydı. Eşinden şiddet gördüğü için evini terk etmişti. İstanbul'da sığınma evine yerleştirilmişti. Orada tanıştığı bir kadınla tekrardan devreye döndü. Arkadaşı Nazlı'nın abisiyle evlenmesini istedi. O da duruma sıcak baktı. 21 ve 17 yaşındaki çocuklarıyla konuştu. Annelerinin evleneceğini duyan çocuklar çılgına döndü. Annelerinin ikamet ettiği adrese giderek kadını 9 yerinden bıçakladı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Çocukları Ankara girişinde yakaladı. Şüpheli kardeşlerden Sertan O'nun polise verdiği ilk ifadesinde annesini öldürdüğünü itiraf ettiği, kardeşinin suçlu olmadığını söyledi. Sevgili seyirciler, vatandaşlar otomobil yangınından canlı yayın yaptılar ama itfaiyeyi aramayı unuttular. Park halindeki otomobilden duman çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar telefonuna sarıldı, canlı yayın yaptı. İtfaiyeyi ben aradım ama itfaiye yetişemedi, araba kül oldu. Olay İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. Görüntüler bir izleyicimiz tarafından TGRT Haber WhatsApp ihbar hattımıza gönderildi. Görüntülerde bir otomobilin ön tarafından duman çıkıyor. Duman neredeyse bütün mahalleyi saracak duruma geliyor. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonuyla kaydediyor. Sosyal medyadan canlı yayın yapıyor. Otomobildeki duman yerini alevlere bıraktı ancak işin ilginç yanı sosyal medyadan canlı yayın yapan vatandaşlar itfaiyeyi bir türlü aramadı.
Araç kül olmak üzereydi. Alevler neredeyse bütün aracı sardı. Vatandaşlar itfaiyeyi geç de olsa aradı. Üstüne bir de itfaiye gelmedi diye söylenmeye başladı. İtfaiyeyi ben aradım ama itfaiye yetişemedi. Araba kül oldu. Vinç üst geçide çarptı. Üst geçitten kopan beton seyir halindeki bir otomobilin üzerine bakın nasıl düştü. Vinç'in çarptığı üst geçit otomobilin üzerine böyle yıkıldı. Olay Karaman'da meydana geldi. Vinç yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üst geçitten beton bir blok kopuyor, caddeden geçen otomobilin üzerine düşüyor. Çevredeki vatandaşlar apar topar otomobilin olduğu yere geliyor. Otomobil sürücüsünü kurtarmaya çalışıyor. Kazada araç sürücüsü otomobilden yaralı olarak kurtarıldı. Geride ise üst geçidin yıkıldığı bu görüntüler kaldı. Kuyumcuya sahte altın satmak istiyordu. Sahtekar kadın suçüstü yakalandı. Önce ağladı, sonra gazetecilere hakaret etti. Kuyumcuya sahte altın satmak için gelmişti. Suçüstü yakalanınca ağlamaya başladı. Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı. 21 yaşındaki Umahan T. kuyumcuya geldi. Yaklaşık 900 lira değerindeki sahte altın kolyeleri bozdurmak istedi. O sırada içeri başka bir kuyumcu da girdi. Sahtekar kadına çaktırmadan altınların sahte olduğunu söyledi. Kuyumcu çalışanı Emirkan Tozduman sahtekar kadını oyaladı. Ona fark ettirmeden polisi aradı. İhbar üzerine polisler kuyumcuya geldi. Umahan T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan sahtekar kadın ağlamaya, kendini acındırmaya çalıştı. Bununla da yetinmedi, kendisini çeken gazetecilere küfretti. Çekme lan! Çekme! Kaza yapan motosiklet yarışçısına bir başka motosiklet çarptı ve o anlar kameraya yansıdı. Kaza yaptı, motorundan düştü. Tam pisti geçiyordu ki bir anda kendisini yol kenarında buldu. Endonezya'da bir motosiklet yarışında korkunç bir kaza yaşandı. Bir yarışmacı ıslak zeminde kontrolü kaybedip düştü. Ciddi bir şey yoktu. Ayağa kalktı, tam pistin dışındaki motoruna yönelmişti ki korkunç bir kaza oldu. Yarışmacılardan biri pistte yürümekte olan sürücüye çarptı. Kazanın etkisiyle yarışmacı havalandı. Pist dışına savrularak düştü. Çevredekiler hemen yardımına koştu. İlk müdahale orada yapıldı. Yarışmacının ağır yaralandığı açıklandı. Ambulansı çaldı ancak polisten kaçamadı ve yakalandı. Kovalamaca da kameraya yansıdı. Ambulansı çaldı, polis peşine düştü. Kovalamaca dakikalarca sürdü. Zanlı yoldan çıktı, izini kaybettirmek istedi. Ama başarılı olamadı. Yakayı ele verdi. Görüntü Amerika Birleşik Devletleri'nden, Michigan'daki bir hastaneden ambulans çalındı. Zanlı kayıplara karışmak istedi ama bir polis peşine düşmüştü bile. Aracıyla ambulansı engelledi, onu yavaşlattı, durdurmak istedi. Ambulans hırsızı izini kaybettirmek için yoldan çıktı. Çimenlik alanda uzun süre ilerledi ama çıkışın olmadığını görünce hayal kırıklığına uğradı, geri döndü. Polis yeniden peşine takıldı. İşlek caddede kovalamaca kaldığı yerden devam etti. Polisin ısrarlı müdahalesi sonuç verdi. Ambulans bir kez daha yoldan çıktı ama bu defa dönüşü mümkün olmadı. Zanlı aracı durdurmak ve de teslim olmak zorunda kaldı. Zanlının 21 yaşında olduğu açıklandı. Düğünde
yangın paniği yaşandı sevgili seyirciler. Havai fişeklerin neden olduğu yangın davetlileri korkuttu. Öyle bu şekil iş mi olur lan? İthal edilmiş oldaymış. Havai fişekler kontrolsüzce patlatıldı. Düğünde yangın paniği yaşandı. Kıymetli misafirler, sol tarafımızda küçük bir yangın çıktı. Araçlara sıçramaması açısından yakındaki araçları lütfen oradan alabilirsek güzel olacak. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. WhatsApp ihbar hattımıza gönderildi. Görüntüler Nevşehir'de açık havada yapılan bir düğünden. Allah muhafaza, arabalara bir sıçrası yandı. Gecenin sürprizi havai fişek gösterisiydi. Herkes o anı merakla bekliyordu. Kıymetli misafirler, sol tarafımızda küçük bir yangın çıktı. Araçlara sıçramaması açısından yakındaki araçları lütfen oradan alabilirsek güzel olacak. Ancak havai fişek gösterisi yangınla sonuçlandı. Korku dolu anlar yaşandı. Allah muhafaza, arabalara bir sıçrası yandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede geldi. Neyse ki can ve mal kaybı yaşanmadı. Bir sürücü kontağı çevirir çevirmez otomobil alev aldı. Sürücü canını zor kurtardı. Marşa bastı, otomobil alev aldı. Niğde'de bir sürücü aracını galericiler sitesine park etti. İşi bitirip araca bindi. Ancak kontağı çevirir çevirmez aracın motor kısmı alev aldı. Sürücü can havliyle kendini araçtan dışarı attı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alev alan araç kısa sürede söndürüldü ama kullanılamaz hale geldi. Sevgili seyirciler, mevsimler artık ikiye düşecek. Profesör Doktor Orhan Şen'den çarpıcı bir açıklama geldi. Ünlü profesöre göre Eylül ayı artık yaz mevsimine dahil oldu. Baharlarda 1,5 aya indi. Yani Türkiye'de artık iki mevsim yaşanacak. Yaz ve kış. Biriniz montla geziyorsunuz, öbürünüz ceketle geziyorsunuz. Kim hangi mevsimi yaşıyor? Ben vallahi kış gibi yaşıyorum. Siz ne gibi? Ben de sonbahar yaşıyorum. Kayboldu gitti. Kim kayboldu? İlkbahar, sonbahar. Nereye kayboldu? Bilmiyorum. Profesör Doktor Orhan Şen uyardı. Yakın zamanda Türkiye'de sadece iki mevsim yaşanacak. Biri yaz, diğeri ise kış. Küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu iklim değişikliği yani kış ve yazın geçiş dönemlerini kısaltmaya başladı. Küresel iklim değişikliği o kadar olmadı. Hani onların yakın dediği herhalde bir 30-40 seneyi bulur. Artık baharlar üçer ay değil birer buçuk ay sürecek. Yani ilkbaharda doğanın uyanışını da sonbahardaki kurumuş yaprakları da daha az göreceğiz. Ben çok severim baharı. Hele ilkbaharı çok severim. Bundan sonra baharlar 3 ay olmayacakmış, 1,5 ay olacakmış. Niye böyle oluyor? Çünkü işte küresel ısınma, iklim değişikliği falan derken o 3 aydan 2 aya, 2'den 1,5'a kadar hatta 1 aya kadar inecekmiş baharlar. Ne yapalım inerse yukarıdaki Allah bilir artık biz bilmeyiz. Profesör Doktor Orhan Şen artık Eylül ayını yaz aylarından saymamız gerektiğini söylüyor. Görüyorsunuz şeyde Eylül ayının 17'sinde 39 derece sıcaklık vardı Türkiye'de, İstanbul'da. Sence Eylül ayı yaz mı? Eylül ayı artık yaz olmaya başladı. Nisan ayını, Mart ayını şeye koyacağız belki, kışa koyacağız. Mayıs ayında şeye koyacağız, yaza koyacağız belki. Buna doğru gidiyoruz. Türkiye küresel ısınmadan en çok nasibini alan ülkelerden biri. Peki Türkiye'yi bundan sonra neler bekliyor? Yazlar sıcak olacak. Tamam, yazlar daha sıcak olacak ama kışlar biraz daha ılık olacak. Bu doğal afetler artacak. Sadece dolu yağması değil, aşırı sıcaklar da doğal afet. Önümüzdeki 5 yıl içinde 50 dereceyi görür mü Türkiye? Hayır, yani 42-43'ü görürüz. Yani o başka mesela, 50 dereceyi biraz zor görürüz diyoruz ama ne olacağı da belli değil. Çığ kar fırtınasıyla ilerledi. Büyük korku ve panik yaşandı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı. Ay 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 ay. Kar fırtınası çığla birlikte ilerledi. Görenler önce gözlerine inanamadı, gerçek olduğunu anlayınca kaçmaya başladılar, saklandılar. Pakistan'da ender görülen bir doğa olayı kameraya yansıdı. Bu dehşet verici görüntü Nagar Vadisi'nden.
Çığ köye doğru ilerlemeye başladı. Beraberinde de kar fırtınasını taşıdı. O anlar işte böyle görüntülendi. Kar kütlesi beyaz bulut halinde köye doğru aktı. Köylüler önce ne olduğunu anlamadılar. Gözlerine inanamadılar. Ama tehlike geliyordu. Büyük panik yaşandı. Kimi otomobillerine koştu, kimi ise buradaki bir eve sığındı. İçinde korkuyla beklediler. Nihayet kar fırtınası her yeri kapladı. Çığ biraz yüksek kesimlerde son bulmuştu. Haliyle tehlikenin boyutu da azaldı. Kar fırtınası saniyeler içinde etkisini gösterdi. Evi bir çarşaf gibi örttü. Bir anda göz gözü görmez oldu. Olayda kimsenin canı yanmadı. Bir iş merkezinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. Yangının kısa sürede kontrol altına alınabildi. Görüntüler başkent Ankara'dan. Atatürk Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin bacasında yangın çıktı. Vatandaşlar çatıdan yükselen dumanı fark etti. Hemen itfaiye haber verildi. Ekipler olay yerine geldi. Bölge güvenlik çemberine alındı. Binada bulunanlar hemen tahliye edildi. Yangına müdahale edildi. Vatandaşlar olan biteni endişeli gözlerle izledi. Bazıları ise bu anları cep telefonuna kaydetti. İtfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın çatısında hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. Evleri yanan aile kış arifesinde sokakta kaldığı için gözyaşı döktü. Bacada yangın çıktı. 3 kişinin yaşadığı ev çıra gibi yandı. Aile kış arifesinde evsiz kaldı. Olay Kastamonu'da meydana geldi. 2 katlı ahşap bir evde bacanın tutuşması sonucu bir anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Özlem Yakupoğlu, annesi ve çocuğu yanan evden komşularının yardımı sayesinde çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Ancak ev küle döndü. Evleri yanan aile kış günü evsiz kaldığı için gözyaşı döktü. Manşetlerini paylaşalım. Türkiye Gazetesi bilim değil bilim manşetine yer veriyor. Bugün hükümet üniversitelerin bilimsel çalışma ve buluşma yapmaları için desteğini artırdı. Ancak ödeneklerin personelin dil kursuna gönderilmesi, laboratuvar yapım işinin finanse edilmesi, ihtiyaç duyulan malın alınması, bina bakım onarımının yapılması, kongre projelerinin finansmanı gibi amacı dışında kullanıldığı belirtildi. Sayıştay Bakanlığı'nın raporuna göre bilimsel araştırma projeleri kapsamında ayrılan ve özel hesapta izlenmesi gereken para katakulli ile diğer hesaplara aktarılmış. İşin vahim yanı da denetimlerde yakalanmamak için yarım kalan projeler bitirilmiş gibi gösterilmiş. Yani devletin parası betona gömülmüş, bilim de kağıt üzerinde üretilmiş. Sabah gazetesine bakacağız. Bu ajanlar konsolosluğa nasıl sızdı diye soruyor gazete. Erdoğan'dan Amerika'ya büyükelçi tepkisi. Cumhurbaşkanı eğer sızmadılarsa onları oraya kim soktu? ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda bir şeylerin döndüğü ortada. Vize sorununun fahili ABD'nin ta kendisi. Biz başlatmadık. Bu kararı büyükelçi kendi kafasından aldıysa ABD yönetimi onu bir dakika tutmamalı. Benim büyükelçim böyle bir şey yaparsa onu orada tutmayız. Bu büyükelçinin veda ziyaretlerini kabul etmedik. Çünkü onu Amerika'nın Türkiye'deki temsilcisi olarak görmüyoruz. İstanbul Başkonsolosluğu'nda FETÖ ile ilişkili iki kişinin tespit edilmesi orada bir şeylerin döndüğünü gösteriyor diyor Cumhurbaşkanı.
Hürriyet'e bakacağız. O ajanlar nasıl girdi? Cumhurbaşkanı sözleri. Hürriyet gazetesinin de manşetinde Erdoğan Amerika ile yaşanan vize kriziyle ilgili Ankara Büyükelçisi John Bass'ı suçlayarak çok sert açıklamalarda bulundu. Sorunun faili Amerika'nın kendisidir dedi Cumhurbaşkanı. Büyükelçinin böyle bir karar alması, devletim adına aldım ifadesini kullanması düşündürücüdür. Eğer durum böyleyse Amerika'daki üst düzey yönetimlerle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Büyükelçi kendi kafasından aldıysa o zaman Amerikan üst yönetiminin bu büyükelçiyi orada tutmaması gerekir diyor Cumhurbaşkanı. Star gazetesine bakacağız. İstinye ajanüstü Cumhurbaşkanı'nın tepkileri. Star gazetesi manşetinde de bu şekilde yer buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan vize krizinin sorumlusu Amerika'yı gösterdi. İstanbul Başkonsolosluğundaki FETÖ'cü ajanları işaret etti ve bunlar Amerika Başkonsolosluğu'na nasıl sızdı, sızmadılarsa kim soktu diye soruyor Cumhurbaşkanı. Bu sorunun fahili ABD'nin ta kendisidir. Ankara'daki bir büyükelçinin devletim adına böyle bir karar aldım demesi düşündürücüdür diyor Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda bir detay daha var. FETÖ'cünün casus yuvasına abluka, FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan Mete Can Türk hala Amerika'nın İstinye'deki İstanbul Başkonsolosluğunda saklanıyor. Eşi ve oğlu FETÖ'den emniyette sorgulanan şüpheli Can Türk'ün kaçma ihtimaline karşı konsolosluk çevresi örtülü bir kuşatma altına alındı. Gazete manşetlerine ara verelim. Gündemden gelişmeler uzun. Paylaşmayı sürdüreceğiz. Hareket halindeki bir kamyonetin arkasına takılan gençler görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Evet, görüyorsunuz. Tehlikeli yolculuk. Trafikte son sürat giden kamyonetin arkasına takıldılar, ölüme davetiye çıkardılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tehlikeli yolculuk, 41 plakalı araç sahibi. Böyle tehlikeli yolculuğa göz yumuyor. Şanlıurfa'da iki genç bir kamyonetin arkasında böyle görüntülendi. Gençler araca ne zaman takıldı belli değil. Sürücünün durumdan haberdar olup olmadığı da meçhul. Ama en ufak bir hata, ani bir fren, ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olabilirdi. Ormanlarla birlikte yerleşim bölgeleri de yanıyor. Erans'ta 10 kişi hayatını kaybetti. Evler küle döndü. Otomobiller kullanılmaz hale geldi. Ormanlar tahrip oldu. Amerika Birleşik Devletleri orman yangınları ile mücadele ediyor. Alevler Kaliforniya eyaletinin kuzeyinden yükseldi. Pazartesi başladı. İtfaiye 14 farklı noktada müdahale ediyor. Yerleşim bölgeleri tehdit altında. 1500 ev ve iş yeri zarar gördü. 20 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililere göre eyalet tarihinin en büyük yangınlarından biri yaşanıyor. Rüzgar ve düşük nem felaketin yayılmasına yol açıyor. Eyalet çapında 8 bölgede acil durum ilan edildi. Binlerce ev hala tehdit altında. Bölgede 10 binlerce hektarlık ormanlık alanda küle döndü. Üzüm bağları ile bilinen bölgelerde zarar bir hayli büyük. Birçok noktada elektrik nakil hatları zarar gördü. Devrilen direkler yüzünden bazı yollar kapandı. İtfaiye müdahale ediyor ama yeterli değil. Telefonların çalışmamasından dolayı bazı ailelerle iletişim sağlanamıyor. Yetkililer kayıp ihbarlarının olduğuna dikkat çekiyor. Yangınların çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Maddi zararın milyonlarca dolar olduğu belirtiliyor. Emekli bekçi annesinin mezarı başında intihar etti. Haberi alan yakınları kriz geçirdi. Annesinin mezarı başında intihar etti. Yakınları sinir krizi geçirdi. Allah'ım!
Mehmet Arslan 65 yaşındaydı. Gaziantep'te emekli bekçiydi. Özel bir firmada servis şoförlüğü yapıyordu. Servis işini bitirdi, annesinin mezarı başına gitti. Yanına av tüfeğini aldı. Eşini aradı, intihar edeceğini söyledi. Sonra da dediğini yaptı. Güvenlik görevlisi Arslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınları olay yerine geldi, sinir krizi geçirdi. Park halindeki otomobil önce alev aldı, ardından bomba gibi patladı. Korku dolu anlar cep telefonuyla kaydedildi. Otomobil bomba gibi patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Dehşet anlarının adresi İstanbul Kağıthane. Park halindeki araç önce alev aldı, çevredekiler aracın etrafından uzaklaştırıldı. İtfaiyenin gelmesini bekliyorlardı. İşte ne olduysa o anlarda oldu. Otomobilin LPG tankı büyük bir gürültüyle patladı. Yaşanan panik cep telefonlarıyla kaydedildi. Otomobilin parçaları etrafa saçıldı. Aracın tavanı insanların önüne fırladı. Gözüne bir şey girdi mi? Hayır. Ay şey buraya düştü. Tavanı buraya düştü. Arabanın tavanı buraya düştü. Patlamanın ardından tehlikeyi umursamayanlar aracın yanına gitmeye kalkıştı. Yanaşmayın. Yok. Sürücüler ise araçlarını alevlerden kurtarmaya çalıştı. Ay şu adam araba kaç taraftan aldı lan? Ya işte söyledik ama kimse... Ya niye itfaiye gelmiyor? Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen araç hurdaya döndü. İki araç ve bazı evlerde ise hasar oluştu. Altında da ateş var onun. Temi kapatarak trafiği kilitleyen driftçiler vardı, hatırlayacaksınız. İşte o driftçiler yakalandı. Sürücülere 396 lira ceza verildi. Şov yapmak için trafiği dakikalarca kilitlediler ama cezasından kaçamadılar. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'da çekilmişti. Temdeki araçların önü bir düğün konvoyu tarafından kesildi. Konvoydaki 3 araç sahneye çıktı. Drift yapmaya başladı, sözde kutlama yaptı. Trafik magandaları kendilerini bekleyen araçları aldırmadan dakikalarca şov yaptı. Sosyal medyaya düşen görüntüler tepkiye neden oldu. Ekipler plakaları tespit edip şüphelileri gözaltına aldı. 3 sürücü hakkında işlem yapıldı. Her birine 396 lira para cezası kesildi. Şüpheliler 2 yıla kadar hapis cezasıyla adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. İlk önce Ali Koç açıklamıştı. Aziz Yıldırım ben de varım dedi. Mevcut Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Mayıs 2018'de başkanlığa yeniden aday oldu. Bugün bu davanın sonu bitmiştir. Kararını verdi, kolları sıvadı. Aziz Yıldırım Mayıs'ta yeniden aday. Ama biz yaptık. Mecbur muyum açıklama yani kamuoyuna? Fenerbahçeli gözünü Mayıs 2018'e dikti. Kongre var, başkanlık seçimi yapılacak. İlk aday Ali Koç'tu. Önce Allah'ın izniyle, sonra da sizlerin desteğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olmak istediğimi burada yenilemek istedim. Koç adaylığını geçen ay açıklamıştı. Gözler Aziz Yıldırım'daydı. Yıldırım ben de varım dedi, yeniden aday oldu. Biz de Fenerbahçe olarak yapacağız. Aziz Yıldırım daha şimdiden kolları sıvadı. Yöneticileri, futbolcuları ve teknik kadroyu uyardı. Sportif başarı için adeta sıkı yönetim ilan etti. Bundan sonraki maçlarda kayıp yaşamayın dedi, Galatasaray maçının kazanılmasını istedi. Artık herkesin bu gerçekleri görmesi lazım. Sokak ortasında fenalaşan bir genç sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
uyuşturucu komasına girdi, sokak ortasında kendinden geçti. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. 25 yaşındaki genç sokak ortasında fenalaştı, bir anda yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar genci boş bir iş yerinin içine aldı. Sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Gencin uyuşturucu madde kullandığını, komaya girdiğini söylediler. Uyuşturucu komasındaki genç kendinden geçmişti. Ayağa kalkmakta zorluk çekiyordu. Olay yerine polisle çağrıldı. Uyuşturucu komasındaki genç polis ekiplerinin nezaretinde Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alındı. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüler işte sevgi bu dedirtti sevgili seyirciler. Yaşlı bir adam göle dönen yolda eşinin ıslanmaması için bakın ne yaptı. Eşinin önünde diz çöktü, ıslanmaması için eşini sırtlayıp yolun karşısına geçirdi. Gel amca gel. Elazığ'da kaydedilen görüntü sevgi bu dedirtti. Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi. Yaşlı bir çift o sırada yolun karşısına geçmek istedi. İkili suya girmemek için kaldırımdan inemedi. Bir süre sonra yaşlı adam eğildi, eşini sırtına aldı. Sırtladığı eşini karşıya geçirdi. Ya baksana adamı götürüyor ya su. Yaşlı adam eşinin ıslanmaması için kendini feda etti. Yaptığı hareket çevredekilerin takdirini topladı. Ya baksana adamı götürüyor ya su. 24 yaşında kalbine yenik düşen Büşra Yörük son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Kadınlıkta canlı olan gördünüz mü? Görmediniz. Tabutuna yazma ve duvak sarıldı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaydı Büşra Yörük, ailesinin tek çocuğuydu. Atatürk Havalimanı'nda uçaklara güvenlik hizmeti veren özel bir şirkette çalışıyordu. Hafta sonu evine gitmek için servise bindi, kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybetti. Hiçbir şeysi yoktu aniden. İşten çıkınca serviste fenalaşıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Daha gittiği zaman zaten vefat etmiş, müdahale ediliyor ama geri döndürülemiyor. Genç kızın cenaze töreninde gözlerdeki yaş dinmedi. Tabutuna yazma ve duvak sarıldı. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük acı yaşadı. Çok iyi bir çocuktu. Çok iyi bir kızdı. Herkese yardıma koşardı. Çalışkandı. Anne baba ayrıydı ama onlarla hep birlikteydi. Büşra Yörük dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. İki buzağıyı zorla bir otomobile sığdırdı. İşte WhatsApp hattımıza gelen o görüntüler. Şuraya bak ya. Hayvanları nereye koymuş adam ya? Böyle bir şey yok ya. Görüntü Muğla Göcek'te kayda geçti. Seyir halindeki bir otomobil başka bir sürücünün dikkatini çekti. Çünkü aracın arkasında iki buzağı vardı. Bu sıcak havada hayvanları nereye koymuş? Şuraya bakar mısın ya? Görüntüler WhatsApp ihbar hattımıza gönderildi. Hava sıcaktı. Hayvanlarsa daracık bir yere zorla sığdırılmıştı. Kımıldamaya bile yerleri yoktu. Bakar mısın ya? Hayvanları nereye koymuş? Rezil adam. Terbiyesiz adam. Seni de öyle oraya bağlamak lazım işte. Son yılların en iyi rekortesine rağmen Siirt fıstığının fiyatı arttı. Artan fiyatlar en çok üreticilerin yüzünü güldürdü. Fıstık Siirt ekonomisine yılda 400 milyon lira sağlıyor. Bu yıl rekoltesi çok iyi olmasına rağmen artan fiyatlar altına yarışıyor. Fıstığın rekoltesi geçen yıl 20 bin tonken 30-40 lira arasında satılıyordu. Rekolte bu yıl %50 arttı. Buna rağmen Siirt fıstığı iç piyasada 50, dış piyasada ise 100 liranın üstünde satılıyor. Bu yılki fıstığımızın rekoltesi çok yüksek. Allah bereket vermiş maşallah. 6-7 bin ton civarında ürünümüz var. Fiyatlar ama çok yüksek. Yine vatandaşlar rağbet gösteriyor. Satışta herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sevgili seyirciler, eller semaya açıldı. Balık tezgahları dolsun diye dua okundu. Balık sezonunun hayırlara vesile olması için, bol bol balık çıkması için
dualarımızın müstecap olması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, devletimizin ve milletimizin bekası için ve Allah rızası için. El-Fatiha. Eller semaya açıldı. Bereketli bir sezon için balık duası yapıldı. Camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle Beylikdüzü'nde etkinlik düzenlendi. Balık sezonunun bereketli geçmesi için dua edildi. Balık sezonunun hayırlara vesile olması için, bol bol balık çıkması için dualarımızın müstecap olması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, devletimizin ve milletimizin bekası için ve Allah rızası için. El-Fatiha. Sevgili seyirciler, kış neredeyse geldi ama soğuktan değil, kirli ellerden korkmak gerekiyor. Neden mi? İşte cevabı. 40 bin ile 5 milyon arasında ellerde mikrop olduğu saptanmıştır. Uzmanlar ellerimizde taşıdığımız tehlikeye dikkat çekti. Özellikle küçük çocuklar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. El yıkama özellikle çocukluk çağından itibaren öğretilmesi gereken çok önemli bir unsurdur. Çocukların vücut direnci yetişkinlere göre daha düşük, daha zayıf olduğu için onların hastalanma riski daha yüksektir. Uzmanlar soğuktan değil, kirli ellerden korkunu uyarısı yaptı. Sağlıklı yaşam temiz ellerden geçiyor. El yıkama en kolay, en ucuz, en basit yöntemdir. 20 saniyede hastalıklardan korunabiliriz. O yüzden yemek öncesi ve sonrası özellikle bir 20 saniyeyi ayırıp doğru el yıkama tekniğiyle elleri yıkamaları çok önemlidir. Peki ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Öncelikle elimizi ıslatıyoruz bol suyla. Arkasından bol sabun alıyoruz. O sabunu bolca köpürtüyoruz. Sonra parmak aralarını, ellerin üzerini, tırnakları, parmak uçlarını ve bilekleri, parmak, baş parmakları, baş parmakla diğer el arasını güzelce tek tek yıkıyoruz. Arkasından bol suyla duruluyoruz. Ve gazete manşetlerine bakalım. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Bilim değil film diyor Türkiye Gazetesi. Hemen detaylarını paylaşalım. Bazı üniversitelerin devletin kendilerine bilimsel araştırma yapmaları için verdiği desteği bina onarımına harcadığı ortaya çıktı. Hükümet üniversitelerin bilimsel çalışma ve buluş yapmaları için desteğini artırdı ancak ödeneklerin personelin dil kursuna gönderilmesi, laboratuvar yapım işinin finanse edilmesi, ihtiyaç duyulan malın alınması, bina bakım onarımının yapılması, kongre projelerinin finansmanı gibi amacı dışında kullanıldığı öğrenildi. Sayıştay Bakanlığın raporuna göre Sayıştay Başkanlığı'nın raporuna göre bilimsel araştırma projeleri kapsamında ayrılan ve özel hesapta izlenmesi gereken para katakulli ile diğer hesaplara aktarıldı. İşin vahim yanı da denetimlerde yakalanmamak için yarım kalan projeler bitirilmiş gibi gösterildi. Yani devletin parası betona gömüldü. Bilim de kağıt üzerinde üretildi. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Sür manşette PKK ABD silahlarını sınıra taşıyor var. Kuzey Irak'ı bypass edecek yeni kapı. Bölgedeki sınırdaki gelişmeler Yeni Şafak gazetesinin sür manşetinde. TSK İdlib'e girince panikleyen terör örgütü PKK-PYD pazar günü Suriye'nin kuzeyinde 4 ayrı toplantı yaptı. Mehmetçik'in muhtemel Afrin operasyonu ele alınırken teröristlere Türkiye'ye saldırıya hazır olun talimatı verildi. ABD'de silahları sınıra naklediyor deniyor. Aynı zamanda İdlib'e yönelik büyük harekat için 10 binlerce asker sınırda emir beklerken özel kuvvetler personelinin keşifte belirlenen noktalara askeri araç sevkiyatla sürüyor. Yeni Şafak gazetesinin manşeti de bir dakika bile durma git ABD Ankara Büyükelçisi John Bass Türkiye'de istenmeyen adam ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan üst yönetiminin bu elçiyi orada bir dakika tutmaması gerekir. Sen Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl bozarsın? Sana böyle bir yetkiyi kim verdi demeleri gerekir diye konuştu. Milliyete bakacağız. Fail Amerika'nın ta kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti liderleri vize krizini başlatan ABD'yi uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vize sorununu Türkiye'nin başlatmadığını failin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi.
Erdoğan Ankara'daki Büyükelçinin böyle bir karar alması için ben bunu devletim adına aldım gibi ifadeler kullanması düşündürücüdür. Büyükelçi bunu kafasından aldıysa o zaman Amerikan üst yönetiminin Büyükelçi'yi orada bir dakika tutmaması gerekir. Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl bozarsın, sana böyle bir yetkiyi kim verdi diye soruyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Son olarak Akşam Gazetesi'ne bakalım. Tüm kumpaslar ona çıkıyor diyor Akşam Gazetesi. Kim o isim hemen paylaşalım. FETÖ'cü polislerle birlikte 17-25 Aralık'ta aktif rol alan Amerika Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un Halkbank'la ilgili kumpasta da parmağı olduğu belirlendi. Adil Öksüz'ün 21 Temmuz'da telefonla aradığı Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na görevli Topuz hakkında çok bir iddia ortaya atıldı. Kumpasçı polislerle bağlantısı belirlenen Topuz'un adı bu kez Halkbank'la gündeme geldi deniyor Akşam Gazetesi'nin haberinde. Gazete manşetlerine ara verelim. Gündemden gelişmelerle devam edeceğiz. Nobel ödüllü bilim insanları sağlıkla ilgili ilginç iddialar ortaya attı sevgili seyirciler. Araştırmalara göre sabah kahvesini 9.30'dan önce içmek, gece atıştırmaları ve gece vardiyasında çalışmak biyolojik saatimizin dengesini de sağlığımızı da bozuyor. Sağlıklı bir yaşam için biyolojik saatimize uygun hareket etmek çok önemli. Aksi halde kalp rahatsızlığı, obezite gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyoruz. İşte Nobel ödüllü bilim adamlarının sağlıklı yaşam tavsiyeleri. Günde kaç tane içiyorsun diye sorsanıza. Sabah başlıyor, akşama kadar kahve mi içiyorsun? Kaç tane? 3 tane, 4 tane. Evet. Kızıyor musunuz? Çok içiyor tabii ki. Sabah uyandınız, gözünüzü açtınız ama uykunuz açılmadı. Hemen mutfağa gittiniz, kendinize mis gibi bir kahve yaptınız. Ama aslında en büyük hatayı da burada yaptınız. Çünkü sağlığınız için sabah 9.30'dan önce kahve içmemeniz gerekiyor. Sabahleyin kahvaltımı ederim, çayımı içerim. 11-11.30 gibi kahvemi içerim. Kaçta içiyorsunuz kahveyi? Sabah 9 gibi falan. Vücudumuz sabah 8'den 9'a kadar uyarılma hormonu olan kortizol salgılıyor ve bu hormon zaten bizi uyandırıyor. Kahve içmekse sadece kafeine toleransı artırıyor. Yani faydası yok. Sabah çok erken kahve içmek neden zararlı olabilir sizce? Uyarıyor diyorlar ama. Evet. Uyarıyor diyorlar. Öyle mi? Diyelim ki gece uyandınız, karnınız acıktı ya da yatmadan önce bir şeyler atıştırmak istiyorsunuz. Buzdolabınızın kapağını açtınız, dişinize göre bir şeyler arıyorsunuz. İşte hatayı tam da burada yapıyorsunuz. Çünkü biyolojik saatinizin dengesi şaşıyor, karaciğeriniz yağları yakacağına depolamaya başlıyor. Diyelim ki gece karnın acıktı. Kalktın, buzdolabını açtın. Elma mı yiyorsun, başka şeyler mi? Karışık yani. Elma da yiyorum, başka şeyler de yiyorum. Yememek lazım. Bazen olmuyor mu? Tabii bazen olmuyor. Gece uyumadan önce karnın acıktı, gittin buzdolabını açtın. Ne yiyorsun? Ne bulursan. Daha ekşi şeyler çekiyor canım. Mesela kısır gibi şeyler. Gece gece? Evet. Yumurta kuruyor anne. Nobel ödüllü bilim insanlarına göre gece çalışmak da kalp ve kanser riskini önemli ölçüde arttırıyor. Ama mecburuz. Yani gece çalışma icap ediyorsa nasıl çalışmayacaksın? Bir uçağın kargosu yandı. Yükleme işlemi sırasında çıkan yangın kameraya yansıdı. Kargo yandı, büyük panik yaşandı. Korku dolu anlar kameraya işte böyle yansıdı. Uçak Hong Kong-Los Angeles seferini yapacaktı. Kargo bölümü açıldı. Yükleme işlemi sırasında bir konteynerden alevler yükseldi. Yürekler ağza geldi. Alevlerin sıçramasından endişe edildi. Görevliler yangına hemen müdahale etti. Söndürmeye çalıştı. Müdahale başarılıydı. Birkaç dakika sonra alevler son buldu. Olayda bir kişi yaralandı. Vücudunda hafif derecede yanıklar oluştu. Yangının çıkış sebebi bilinmiyor. Teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Sevgili seyirciler, omuz atma cinayetini izleyen iki polis hakim karşısına çıktı. Cinayetle sonlanan kavgayı izlediler ancak müdahale etmediler. O iki polis hakim karşısına çıktı. Komiserlerinin kendilerine müdahale etmeyin dediklerini öne sürdüler.
cinayet 4 Temmuz 2015 gecesi İstiklal Caddesi'nde yaşanmıştı. Omuz atma tartışması yüzünden 28 yaşındaki Ayhan Kaya kemer ve yumruklarla dövüldü. Ardından bıçaklanarak öldürüldü. Kavga sırasında olay yerinde bulunan iki polis kavgaya müdahale etmemişti. İki polis görevi kötüye kullanmak suçundan hakim karşısına çıktı. Polis memurları şu savunmayı yaptı. Olay yerinde olan komiserimiz bize müdahale etmeyin dedi. Biz de etmedik. Kardeşi öldürülen Hüseyin Kaya polislerden şikayetçi oldu. Mahkeme duruşmayı erteledi. Uyuşturucu haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor sevgili seyirciler. Zehir tacirleri gençlerimizi zehirlemekten vazgeçmiyor. Şu hale bak. Ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Nerede olduğunu bile bilmiyordu. Burası İstanbul. Görüntüler duyarlı bir vatandaş tarafından çekildi. WhatsApp ihbar hattımıza gönderildi. Henüz 20'li yaşlarda olan bir genç ayakta duramıyordu. Oturamıyordu da. Ne yapacağını bilmiyordu. Beyni uyuşmuştu. Gençliğin geldiği son nokta. Uyuşturucunun etkisinde olan genç düşecek gibi oluyor. Son anda toparlanıyordu. Düşecek. Uyuşturucunun etkisindeki genç uzun süre öylece kaldı. Kuvvetle muhtemel kendi kendine ayıldıktan sonra orayı terk etti. Şu hale bak. Ve uyuşturucu tacirlerine şafak baskını yapıldı sevgili seyirciler. 5 kişi gözaltına alındı. Yalova Emniyeti 70 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler çok sayıda eve baskın yaptı. Narkotik dedektör köpek her yeri didik didik aradı. Aramalarda 10 gram esrar, 20 gram bonzai ve 25 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 kişi de gözaltına alındı. Operasyonları süreceği bildirildi. Kısacık bir ara, aranın ardından Günaydın Türkiye devam edecek. Bir kez daha merhaba. Saatler 6.45'i gösteriyor. Günaydın Türkiye devam ediyor efendim. Ben Nevra Öner. YouTube üzerinden ve TGRT FM'den bizi takip edin. Herkese de bir kez daha merhaba diyelim. Günaydın Türkiye devam ediyor. Bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğu'na nasıl sızdı? Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte bu kritik soruyu sordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'le kamera karşısındaydı. FETÖ bağlantısı ortaya çıkan Amerikan Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz tutuklanmıştı. Bir başka konsolosluk çalışanıyla ilgili de gözaltı kararı verilmişti. Erdoğan bunları hatırlattı ve net bir şekilde bu ajanlar konsolosluğa nasıl sızdı diye sordu. Bütün bunlar bir defa İstanbul Başkonsolosluğunda bir şeylerin döndüğünü gösteriyor. Amerika'nın burada bir defa bir şeyi değerlendirmesi lazım. Bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğuna nasıl sızdı? Eğer bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğuna sızmadıysa o zaman bunları buraya kim soktu? Bunların üzerinde durulması lazım. Hiçbir devlet kendisini içeriden tehdit edecek olan bu tür ajanlara müsaade etmez. Türkiye Cumhuriyeti de dün Ukrayna'da da söyledim, bir kabile devleti değildir. Hvala predsjedniku Erdoganu, hvala predsjedniku Vučiću, drage kolege, hvala vam, ovim je danas. Sevgili seyirciler, vize işlemleri için randevuları vardı ancak hiçbiri içeriye alınmadı. Amerikan Başkonsolosluğu randevu için bekleyenlere broşürlerle karşılık verdi. Başkanım.
Amerika skandal bir kararla Türkiye'den yapılan vize işlemlerini askıya aldı. Başkonsolosluğa gelenlerin eline birer kağıt tutuşturuldu. Randevusu olanlar içeriye alınmadı. Bugün randevunuz vardı. Vardı, saat 11'deydi. Alınmadık. Bunu içeriden verdiler. Bu internet sitesinden bakabilirsiniz dediler. O kadar, başka bir şey yok. Bütün bilgileri buradan mı alacaksınız? Aynen, böyleymiş. Burası İstanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğu önü. Çok sayıda kişinin vize işlemleri için randevusu vardı. Amerikan yönetimi Türkiye'den yapılan başvuruları askıya aldı. Randevusu olup konsolosluğa gelenler eli boş döndü. Geçen hafta bir erteleme olmuştu. Bugüne ertelenmişti. Şimdi tekrardan bir erteleme ya da ne zaman alacağımız da belli değil. Randevusu olanlara kapı girişinde broşür verilmişti. O broşürlerde çeşitli adresler yazıyordu. İlgili bir numara aradım birkaç kez. Tabii bağlantı kuramadık. Telefona cevap falan da olmadı. Numarayla görüşmemizi istediler ama konsolosluk görevlileri herhangi bağlantı sağlayamadık. Vize sorununun faili Amerika Birleşik Devletleri'dir. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'nın aldığı skandal vize kararı ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'a gitti. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'le kameraların karşısındaydı. Erdoğan, Türkiye ile Amerika arasında vizelerin askıya alınmasına ilişkin konuştu. Bu sorunu biz başlatmadık. Bu sorunun faili Amerika Birleşik Devletleri'nin ta kendisidir. Ve üst düzey yöneticilerin özellikle Dışişleri Bakanımızla herhangi bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur. Amerika'nın skandal vize kararı Başbakan Binali Yıldırım'ın da gündemindeydi sevgili seyirciler. Binali Yıldırım kararı yakışıksız bir karar olarak nitelendirdi ve müttefiklik ilişkilerimizle bağdaşmıyor dedi. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım'ın hedefinde skandal bir kararla vizeleri askıya alan Amerika vardı. Bu duruma sert tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklik ilişkimizle bağdaşmayan bir karar aldı. Ve ülkemize vize vermeyi askıya aldığını duyurdu. Bu devletler müttefik, ülkeler ise bazı meseleleri ileri sürüp vatandaşları cezalandırmaya kalkmak ise çok yakışıksız bir davranıştır. Amerika gibi büyük bir ülkeye hiç de yakışmayacak bir davranıştır. Başbakan Yıldırım, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass'in FETÖ'den tutuklanan Metin Topuz'a destek vermesine tepki gösterdi. Neymiş efendim? FETÖ soruşturması kapsamında Amerikan misyonlarında çalışan bazı kişiler hakkında hukuki süreç başlatmışız. Ne olmuş? Türkiye bir hukuk devleti. Suç işleyen veya suç isnadı yapılan Amerika'nın misyonunda olması ona bir ayrıcalık mı getirecek? Yani beyefendilerden İzin mi alacağız? Onların icazetini mi alacağız? Türkiye, değerli kardeşlerim, bir kabile devleti değildir. Bize yapılanı misliyle karşılığını verir. Yıldırım, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Amerika'da tutuklanmasını hatırlattı. Bir resmi bankamızın genel müdür yardımcısını görevli gittiği ülkenizde yaka paça tutup hapise atarken bize mi sordun? Bizden izin mi aldın? Hala 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başı FETÖ'yü niye orada besliyorsunuz? Bu müttefikliğe sığar mı? Bu dostluğa sığar mı? Biz asırların mesafesini vizeyle aşmadık ve icazetle göğüslemedik. MHP lideri Devlet Bahçeli yaşanan vize skandalına işte böyle tepki gösterdi. Kimin damarına basıldı, kimlerin uykusu kaçtı diye sordu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal vize kararı vardı. Büyükelçilik skandal bir karara imza atmıştır. ABD vize engelliyle neyi amaçlamaktadır?
Hani dostluk? Hani iki ülke hiç olmadığı kadar yakındı? Bu masalları tutup anlatmıyor muydu? Kısa zaman içinde değişen ne oldu? Kimin damarına basıldı? Kimlerin uykuları kaçtı? Kimler kabus yaşamaya başladı? Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'ne yanlıştan dön dedi. ABD'nin dostluk, müttefiklik, stratejik ortaklık vizesinin süresi sanıyorum dolmak üzeredir. Bu hezeyanın akıl tutulması anlamına gelen kararın iki ülke arasındaki uçurumu derinleştirmekten başka işlevi olmayacaktır. ABD'nin 241 yıllık bir mazisi vardır. Türk Devleti'nin mazisi ise binlerce yıllıktır. Biz asırların mesafesini vizeyle aşmadık ve icazetle göğüslemedik. Amerika'nın yaptığı uygulama yanlıştır, desteklemiyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'nın skandal vize kararı ile ilgili işte böyle konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Amerika'nın skandal vize kararına tepki gösterdi. Binlerce öğrenci gidecek okumaya Amerika'ya. Hastalar var, tedavi olmak için Amerika'ya gidecekler. İş adamlarımız var, Amerika'ya gidecekler. Bütün bunların tamamının önü kesiliyor. Cezalandırılan hükümet değil, cezalandırılan 80 milyon oluyor. Dolayısıyla sağduyunun egemen olmasını, akılcı politikalar üretilmesi gerektiğini yine ifade edeyim. Vize krizine neden olan konsolosluk çalışanının 1996 yılına ait bir görüntüsü ortaya çıktı. İşte o isim, bakın nerede ve nasıl görüntülendi. Metin Topuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışıyordu. FETÖ ile ilişkisi vardı. Firari FETÖ savcısı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu kanıtlandı, tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri bunun üzerine skandal bir karar verdi. Türkiye'deki vize başvurularını askıya aldı. Türk-Amerikan ilişkilerini gelen Metin Topuz'un 1996 yılında çekilmiş bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Metin Topuz, 750 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği Hurşit Han operasyonunda böyle görüntülendi. O dönem Metin Topuz, DEA, yani Amerika'nın Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin İstanbul Emniyeti Narkotik İrtibat Görevlisiydi. Giydiği yeleğin yakasında da Amerika'nın Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin kısaltılmışı DEA amblemi var. Ayrıştırmak, zemin hazırlamak ve göç dalgasını azaltmak. Başbakan Binali Yıldırım İdlib operasyonunun amaçlarını işte böyle açıkladı. Üç garantör ülke tarafından İdlib çepeçevre bir güvenlik çemberine alınacak ve böylece buradaki terör faaliyetleri önlenecek bir yandan. Diğer yandan da olası iç karışıklıkta ülkemize yeni büyük bir göç dalgasının önüne geçirmiş olacak. Başbakan Binali Yıldırım operasyonun 3 amacı olduğunu açıkladı. Bunların ayrıştırmak, zemin hazırlamak ve göç dalgasını azaltmak olduğunu söyledi. Ayrıştırmadan muradımız birçok yerde iç içe geçmiş sivil halkla ılımlı muhalefet ve dost kuvvetlerle teröristleri birbirinden ayrıştırmaktır. Herkes rahat olsun. Ne yaptığımızı bilerek titizlikle, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Sevkiyat sürüyor. Askerimiz sınırın sıfır noktasında. Operasyonun başlangıcı için bir emir yeter. Tegel Taber ekibi sınır hattındaki son gelişmeleri görüntüledi. İdlib operasyonu için sınır karakoluna askeri personel ve araç sevkiyatı devam ediyor. Oğulpınar Karakolu'na yakın noktadayız Erhan Esen'le birlikte, kameraman arkadaşım. Burada hareketlilik devam ediyor. Dün oldukça fazla sayıda askeri mühimmat getirilmişti bu bölgeye. Bugün ise konteynerlar getirildi. Konteynerlar önemli çünkü sınırın diğer tarafına yapılacak
olası bir operasyonda, muhtemelen bir operasyonda onlar karşıya geçecek ve Türk askerinin intikalinde o bölgede korunacaklar. Hem kontrol noktaları hem de intikalden sonra konaklama anlamında kullanılması bekleniyor. Burası Türkiye'nin en uzun kara sınırının olduğu ülke Suriye sınırı malum. Bilindiği gibi bu noktada çok fazla metrede kilometrelerce duvar örülmüştü. 911 kilometre. Onlarda bu noktalarda kapılar açıldı Türk askerinin intikalini kolaylaştırmak adına. İşte görüyorsunuz Oğulpınar Karakolu'yla Atme mülteci kampının arasında bir kapı var. O kapı açıldı ve oradan Türk askerinin tanklarla birlikte geçişi bekleniyor. Türk askerinin Astana'da vardığı mütabakatla birlikte ona dayanarak sınırın karşı tarafına çatışmasız bölge oluşturmak için geçmesi bekleniyor. Sınırın diğer tarafında ise görüşmeler devam ediyor. O bölgedeki görüşmelere göre Türk askerinin ne zaman geçeceği netlik kazanacak. Sızmalara müdahale edildi. Düşman ateşine misliyle karşılık verildi. Habur sınır kapısındaki tatbikatın 23. gününde nefes kesen bir operasyona imza atıldı. Aralıklarla yüründü, çevre kontrolü yapıldı. Eğitim sızmalara karşıydı. Düşman ateşi de gözetildi. Burası Şırnak Silopi. Habur sınır kapısındaki tatbikat sürüyor. 23. günde sızmalara karşı eğitim yapıldı. Askerimiz aralıklarla ilerledi, çevreye bakıldı. Ellerde uzun namlulu silahlar vardı. Askerimiz koşar adım tatbikat alanına ilerledi. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Tatbikatta düşman ateşine karşılık eğitim de yer aldı. Hain kurşunla misliyle karşılık verildi. Tatbikatta bu kez zırhlı araçlar yer almadı. Askerlerimiz eğitimin ardından birliklerine döndü. Sevgili seyirciler, sınırdaki evlere Türk bayrakları asıldı. Vatandaşlar askerlerimize destek olmak için sokaklara çıktı. Suriye sınırındaki evlere Türk bayrağı asıldı. Eline bayrak alan çocuklar sokaklara çıktı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attı. Burası Hatay Reyhanlı, sınırın sıfır noktası. Askeri hareketlilik üzerine vatandaşlarımız da ayakta. Sınırın yüksek bölgesine iş makineleriyle düzenlemeler yapılıyor, obüsler yerleştiriliyor. Askeri araçların içinden geçtiği Oğulpınar Mahallesi'nde sınırı gören evlere vatandaşlar da Türk bayrakları asıyor. Askerlerimize destek verip motive ediyor. Mahallede yaşayan çocuklarsa ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklarda geziyor, sloganlar atıyor. Askerlerimize moral veriyor. İdlib operasyonuna destek çığ gibi büyüdü. Sınırın sıfır noktasındaki vatandaşlarımız askerlerimize moral verdi. Ellerine al bayrak geçiren çocuklar asker abilerine koştu. Sadece yürümediler. Al bayraklarla asker abilerine koştular. Mehmetçiğimize destek verdiler. Sınırın sıfır noktası Hatay Reyhanlı. İdlib operasyonu bölgeyi ısıttı. Oğulpınar köyünden askerimize destek yağdı. Çocuklar al bayraklarla sınır birliklerimize koştu. Araç kullanan bir askerimiz küçük bir çocuğu kucağına alıp sevdi. Tabii onur verici bir duygu. Hayır, kesinlikle çok şaşırdım. Köyde başlayan yürüyüş 5-6 kilometrelik yolculuğun ardından sınır karakolunun hemen girişinde son buldu. Gördüğünüz gibi askerler karşıladı çocukları ve onlardan bayrakları teslim aldılar ve şimdi çocukları geri gönderiyorlar. İdlib'li askerler Çanakkale'ye koşmuş ve savaşmıştı. Tarihi bilgi 102 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Çanakkale içinde vurdular beni. Vatan savunması için birçok cephede savaştılar. Çanakkale topraklarında şehit oldular. Koydular beni.
Çanakkale, yıl 1915, tüm imkan. Türkiye'nin İdlib'e yaptığı operasyon tarihi bir bilgiyi 102 yıl sonra gün yüzüne çıkardı. Çanakkale savaşlarına Suriye'nin İdlib kentinden gelen askerlerin de katıldığı ortaya çıktı. Bu şiddetli savaşlar karşısında İdlib'li askerlerin özellikle 26. tümenine dahil olarak Çanakkale bölgesinde görev aldıklarını biliyoruz. İdlib'li askerler birçok cephede görev yapmıştı. İdlib'li askerlerden 74'ü Çanakkale'de yatıyor. Toplam şehit sayısı ise 231. Çanakkale savaşları sırasında İdlib'de gelen askerler ağırlıklı olarak Arıburnu bölgesinde, bir kısmı ise Sedülbahir bölgesindeki savaşlarda görev aldılar ve hayatlarını kaybettiler. Osmanlı ordusunda görev yapan askerler içerisinde 231 tane İdlib'li askerin şehit olduğunu ve bu vatan uğruna hayatlarını feda ettiklerini biliyoruz. Çanakkale. Sevgili seyirciler, 81 ilin valisi Ankara'ya çağrıldı. İki gün sürecek toplantılarda terörle mücadele ve suç örgütlerine yönelik operasyonlar masaya yatırılacak. 81 ilin valisi Ankara'ya çağrıldı. Masada terörle mücadele ve suç örgütleriyle mücadele var. Asayiş, trafik, uyuşturucuyla mücadele ve güvenli okul projeleri de masaya yatırılacak. Vilayetler evinde yapılacak olan toplantılar iki gün sürecek. Toplantılara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık edecek. Birçok bakan da görev alanlarıyla ilgili olarak valilere hitap edecek. Valiler, Ankara temasları kapsamında devletin zirvesiyle de bir araya gelecek. Başbakan Binali Yıldırım, çarşamba günü valileri Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da perşembe günü valilerle Beştepe'de bir araya gelecek. 15 Temmuz darbe girişiminin bir davası daha sonuçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik destek merkezini işgal eden 7 askere ceza yağdı. Tutuklu sanıklar 200'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi lojistik merkezini ve Arıcılar Camii'ni işgal eden tutuklu 7 asker müebbet ve 200'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. 23. Ağır Ceza Mahkemesi son savunmalarını dinlediği bir eski binbaşı, 400 başı ve üsteğmene anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Sanıklar cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamasından da 200'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan iki uzman çavuşa ise 160'ar yıl hapis cezası verildi. 15 Temmuz gecesi 6. Motorlu Piyade Alayı'nda görevli yapan sanıklar, darbeye katılan 10 kişiye yemek sağlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik merkezini ve Arıcılar Camii'ni işgal etmişler ancak vatandaşlar tarafından püskürtülmüşlerdi. Bir bacağını vatan uğruna feda etti, diğer bacağıyla ay yıldızlı bayrağı Avrupa'da göndere çekti. Ampute milli takımın kaptanı Gazi Osman Çakmak'ın yaşam hikayesi geliyor ekranlarınıza. Vatan uğruna bacağını feda eden bir kahramandı o. Tek bacağıyla Avrupa'yı fethetti. Osman Çakmak'ın attığı gol ampute millileri Avrupa şampiyonu yaptı. Tek ayak, tek yürek, tek hedef. Lütfen topu santraya beraber koyalım, kupayı beraber kaldıralım. Osman Çakmak komando askerimizdi. Şırnak'ta görev yapıyordu. Mayına bastı, hastanede gözünü açtığında doktora ilk sözü ayağımı kesme, ben top oynamak istiyorum oldu. Esasen futbolcuydu çünkü. Uyandığında ayağı kesilmişti. 3 ay sonra da protez bacağı takıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ziyarete geldi. Komutanım ben iyiyim, bölgede yeniden görev yapmak istiyorum dedi. Büyükanıt da vatana hizmet için ille çarpışmak gerekmez. Ampute futbol oyna, milli takıma gir, ay yıldızlı formayı böyle taşı dedi. O günden sonra ampute milli takımına girdi. Takım kaptanı oldu. Kupayı alacağına söz verdi. Kaptan Osman Çakmak sözünü tuttu. Hocasının İngilizler hiç yenilmemiş cümlesine daha Türklerle oynamadılar diye cevap verdi. Ve son maçta Türkiye ampute milli takımını şampiyonluğa götüren golü o attı. 20 yaşında bacağını feda ettiği vatanına bir de şampiyonluk armağan etti. Yüreklerini ortaya koyarak oynayan ampute milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Kaptanımız Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı için canını feda edeceğini söyledi. Eğer
eğer Cumhurbaşkanımın kınına zarar gelecekse önce canımı ben siper ederim. Bir bacağını vatan uğruna kaybetti. Diğer bacağıyla Türkiye'yi Avrupa şampiyonu yaptı. Ampute milli futbol takımımızın kaptanı Gazi Osman Çakmak, diğer oyuncularımız gibi Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Milli takımımız Avrupa Ampute Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-1'lik skorla devirdi. Kupayı kazanarak yüzümüzü güldürdü. Milli takımımızın kaptanı Osman Çakmak, kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götüreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı için canını bile feda edeceğini söyledi. Ben bir konuşma yaptım arkadaşlarla. Fatih bugün Allah'tan ne istiyorsun dedim. Osman Çakmak dedi, Sayın Cumhurbaşkanıma kupayı götürebilir miyiz? Söz dedim, eğer Cumhurbaşkanımın kınına zarar gelecekse önce canımı ben siper ederim. Katalanların bağımsızlık referandumu yüzünden gergin günler yaşayan İspanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Katalonya Özel Yönetim Hükümeti'nin başkanı Charles Puigdemont bağımsızlık ilanını askıya aldıklarını açıkladı. Vivim un moment excepcional, de dimensión histórica. 1 Ekim'de gergin bir referandum oylaması yaptılar ve o günden bu yana Katalonya Yerel Parlamentosu ilk kez toplandı. Sonrasında da bağımsızlık ilanının askıya alındığı açıklandı. Sürpriz açıklama Katalonya Özel Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'dan geldi. Katalan lider referandum sonucuna göre Katalonya bağımsızlık hakkı kazandı ama İspanyol hükümetiyle diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını askıya alıyorum. İspanyol hükümetinden arabuluculuğu kabul etmesini istiyorum diye konuştu. Uzlaşma ve diyalog çağrısı yapan Katalan liderin bu sözleri hem muhaliflerden hem de İspanya'dan tepki aldı. İspanya basını kararı referandum sonuçlarının resmen kabul edilmesini sağlamaya yönelik üstü kapalı bir bağımsızlık ilanı ve manevra olarak değerlendirdi. Katalonya'daki muhalefet partileri ise açıklayamadığınız bir bağımsızlığı beklemeye alamazsınız diyerek hükümeti geri adım atmakla suçladı. Asansörü tamir etmek isteyen işçilerden biri boşluğa düştü. Sonrasında bakın neler yaşandı. Asansörü tamir ederken boşluğa düştü. Abisi kardeşinin kurtarılmasını dikkatli gözlerle böyle izledi. Antalya'da bir sitenin asansörü bozuldu. Asansörü tamir etmek için 24 yaşındaki tamir işçisi Serkan Karabacak'la 17 yaşındaki Emircan Hakikat asansöre girdi. 24 yaşındaki Serkan Karabacak asansör halatının kopması sonucu asansör boşluğuna düştü. Birden asansör aşağıya çökmüş. Çökünce de altında kaldı. Asansörün altında mahsur kalan Karabacak abisini aradı, yardım istedi. Apartman sakinleri de durumu polis ve ambulansa haber verdi. Ekipler hemen duruma müdahale etti. İtfaiye ekipleri asansörü kaldırdı. 1,5 saatlik çalışma sonucu Serkan Karabacak'ı çıkardı. Asansörün iç kısmında olan Emircan Hakikat'la düşünce hafif şekilde yaralandı. Durumları iyi olan iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Uçağın kargosu yandı. Yükleme işlemi sırasında çıkan yangın kameraya yansıdı. Kargo yandı, büyük panik yaşandı. Korku dolu anlar kameraya işte böyle yansıdı. Uçak Hong Kong-Los Angeles seferini yapacaktı. Kargo bölümü açıldı. Yükleme işlemi sırasında bir konteynerden alevler yükseldi. Yürekler ağza geldi. Alevlerin sıçramasından endişe edildi. Görevliler yangına hemen müdahale etti. Söndürmeye çalıştı. Müdahale başarılıydı. Birkaç dakika sonra alevler son buldu. Olayda bir kişi yaralandı. Vücudunda hafif derecede yanıklar oluştu. Yangının çıkış sebebi bilinmiyor. Teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Sevgili seyirciler, omuz atma cinayetini izleyen iki polis hakim karşısına çıktı. Cinayetle sonlanan kavgayı izlediler ancak müdahale etmediler. O iki polis hakim karşısına çıktı. Komiserlerinin kendilerine müdahale etmeyin dediklerini öne sürdüler. Cinayet 4 Temmuz 2015 gecesi İstiklal Caddesi'nde yaşanmıştı. Omuz atma tartışması yüzünden 28 yaşındaki Ayhan Kaya kemer ve yumruklarla dövüldü. Ardından bıçaklanarak öldürüldü.
kavga sırasında olay yerinde bulunan iki polis kavgaya müdahale etmemişti. İki polis görevi kötüye kullanmak suçundan hakim karşısına çıktı. Polis memurları şu savunmayı yaptı. Olay yerinde olan komiserimiz bize müdahale etmeyin dedi. Biz de etmedik. Kardeşi öldürülen Hüseyin Kaya polislerden şikayetçi oldu. Mahkeme duruşmayı erteledi. Bir fırının güvenlik kamerası bu kez cinayeti kaydetti. İşte simitçi fırınındaki cinayet. Pişman mısınız efendim? Tarihten pişman mısınız? Tüm şarjörü iş arkadaşının üzerine böyle boşalttı. Olay İstanbul Şişli'de bir simitçi fırınında yaşandı. Fırında çalışan bir işçi, Türkmen iş arkadaşı Platov Hoşgeldin'in eski sevgilisiyle ilişkisi olduğundan şüphelendi. Eline silahı aldı, fırını bastı. Arkadaşı Hoşgeldin'in üzerine kurşun yağdırdı. Daha sonra kaçtı. Hoşgeldin ise olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı memleketi Adıyaman'da yakalandı. Pişman olduğunu söyledi. Pişman mısınız efendim? Tarihten pişman mısınız? Uyuşturucu haberlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Zehir tacirleri gençlerimizi zehirlemekten vazgeçmiyor. Şu hale bak. Ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Nerede olduğunu bile bilmiyordu. Burası İstanbul. Görüntüler duyarlı bir vatandaş tarafından çekildi. WhatsApp ihbar hattımıza gönderildi. Henüz 20'li yaşlarda olan bir genç ayakta duramıyordu. Oturamıyordu da. Ne yapacağını bilmiyordu. Beyni uyuşmuştu. Gençliğin geldiği son nokta. Uyuşturucunun etkisinde olan genç düşecek gibi oluyor, son anda toparlanıyordu. Düşecek. Uyuşturucunun etkisindeki genç uzun süre öylece kaldı. Kuvvetle muhtemel kendi kendine ayıldıktan sonra orayı terk etti. Şu hale bak. Gazete manşetlerine bakacağız. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Bilim değil, film diyor Türkiye Gazetesi bugünkü manşetinde. Bazı üniversitelerin devletin kendilerine bilimsel araştırma yapmaları için verdiği desteği bina onarımına harcadığı ortaya çıktı. Hükümet, üniversitelerin bilimsel çalışma ve buluş yapmaları için desteğini artırdı. Ancak ödeneklerin personelin dil kursuna gönderilmesi, laboratuvar yapım işinin finanse edilmesi, ihtiyaç duyulan malın alınması, bina bakım onarımının yapılması, kongre projelerinin finansmanı gibi amacı dışında kullanıldığı belirlendi. Habertürk gazetesine bakacağız. Medeniyet gidemedi, basketçiler gelemedi diyor gazete. Amerika ve Türkiye'nin vize başvurularını karşılıklı olarak askıya almasıyla gidecekleri de gelenlere de kapıda kaldılar. 3 filmin galası da konser vermek için Amerika'dan davet alan Antakya Medeniyetler Korosu dahil. Vize randevusu olduğu için dün Amerika konsolosuna gidenler içeri alınmadı. Habertürk'e konuşan koro başkanı Özfırat, bir ay önce vize için başvuru için randevu aldık. 40 kişi Hatay'dan geldik ama vize verilmedi. Kadromuzu değiştirmek zorunda kaldık. Haziran'da vizesi olan 30 kişilik ekip Washington'a gidecek diye detayları aktarıyor Habertürk gazetesi. Bağımsızlık askıda başlığı da var. İspanya'da Katalonya Yerel Parlamentosu 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu sonrası ilk kez toplandı. Bağımsızlık ilan edeceği söylenen Katalan lider, İspanyol hükümetiyle diyalog kapısını açmak için bağımsızlık kararını askıya alıyorum dedi. Ve Yeni Akit'e bakalım. Darbelerin üstü Amerika diyor Yeni Akit gazetesi. Paylaşalım detaylarını. Amerika'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki rolünün Türk istihbaratınca deşifre edilmesi gözleri Washington eliyle gerçekleştirilen darbeye çevirdi. Dünyanın başında sözde demokrasi havarisi kesilen küresel eşkıya Amerika, çıkarlarına uygun hareket etmeyen ülke liderlerini CIA destekli darbelerle iktidardan uzaklaştırıyor diyor Yeni Akit gazetesi manşetinin detayında. Son olarak Vatan gazetesine bakacağız. Ajanlar nasıl sızdı diye soruyor Cumhurbaşkanı. Vize krizine neden olan FETÖ bağlantılı iki Amerika konsolosluk çalışanını ajan olarak niteledi Cumhurbaşkanı. Ve
İstanbul'da bir şeyler dönüyor. Bu ajanlar oraya nasıl sızdı? Sızmadıysa bunları kim soktu diye sordum. Gazete manşetlerini ara verelim. Gündemden gelişmelerle devam ediyoruz. Yolun karşısına geçmeye çalışan adama at arabası çarptı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Omuzda taşıdığı yük yolu kontrol etmesini engelledi. Hızla gelen at arabası adama böyle çarptı. Kiliste meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir adam omzundaki torbayla yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Torba nedeniyle yolu kontrol edemeyen adama hızla gelen bir otomobil çarpıyor. Düşen adam yerde sürükleniyor. Neyse ki kazayı ucuz atlatıyor. Ağrı'da düğünden dönen minibüs şarampole uçtu. Kazada 17 kişi yaralandı. Detayları paylaşalım. Ağrı'nın Eleşköy ilçesinde Diyadin'e dönüyorlardı. Katıldıkları düğünden dağılan insanlar Ağrı Hayvan Pazarı yakınlarında ölümle burun buruna geldi. Mehmet Yardımcı yönetimindeki minibüs kontrolden çıktı, şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada araç sürücüsü de dahil 21 kişi yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesi ve çeşitli çevre hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 17'si taburcu edildi. Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir öğrenciye otomobil çarptı. Yolun karşısına geçmek istiyordu. Süratle gelen aracın çarpmasıyla havaya fırladı. Metrelerce uzağa savruldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 17 yaşındaki bir öğrenciye araba çarptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza sonrası yaralıya ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken kadın sürücü de şok geçirdi. Küçük Muhammed okul yolunda hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşları dehşete düşüren kaza anı kameraya da yansıdı. Dolmuştan indi, koşarak karşıya geçmek istedi. Kamyonetin altında can verdi. Kahreden kaza Adana'da meydana geldi. 6. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Çelik okula gitmek için toplu taşıma aracına bindi. Okula 500 metre kala araçtan indi, koşarak karşıya geçmek istedi. Ama yolu kontrol etmeyince hızla gelen kamyonet çarptı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Vatandaşlar hemen yardımına koştu. Ağır yaralıydı, hastaneye kaldırıldı. Ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ağır hasarlı otomobilleri satarak yasa dışı kazanç sağlıyorlardı. 3500 şikayet sonrası bir şebeke çökertildi. Ankara merkezli 3 kentte otomobil dolandırıcılarına darbe vuruldu. Ankara, Eskişehir ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda ağır hasarlı otomobil satan dolandırıcılar gözaltına alındı. İnternet üzerinden satış yapan şebeke 3500 vatandaşın şikayeti üzerine izlemeye alındı. 9 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde 3 farklı kentteki operasyonlarla toplam 56 şüpheli gözaltına alındı. Ve bu kadarına da pes diyeceksiniz sayın seyirciler. Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleri evlerini güvenlik kamerasıyla koruyorlar. Uyuşturucu satıcısı evini güvenlik kamerasıyla koruyordu. Polislerin geldiğini görünce apar topar kaçıyordu. Sokakta uyuşturucu satışı yapan şahıslar tespit edildi. Adana polisi harekete geçti. Gir. Polis Şafak Vakti Özel Harekat Polisi'nin de katılımıyla 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Polisi bazı evlerin kapısını koçbaşıyla kırıp girdi. Evleri didik didik etti. Uyuşturucu satıcılarını yakaladı. Evlerde hassas burunlu uyuşturucu köpekleri de arama yaptı. Uyuşturucu maddeler teker teker bulundu. Bir torbacının evine ise güvenlik kamerası yerleştirilmişti. Uyuşturucu taciri güvenlik kamerasıyla evinin çevresini izliyor, polis baskınını önceden görüp ona göre tedbir alıyordu. Torbacılara yönelik 12 adrese eş zamanlı baskında 11 kişi gözaltına alındı. 27 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Balık avlama umuduyla her gün denize giriyor. Dalış yaptığı sırada kurşunla karşılaşıyordu. O kurşunları toplamaya başladı. Balık değil, kurşun avlıyor. Bunları 200 saat kadar yüzerek, dalarak temizledim. 48 yaşındaki Bahadır Aydın İzmir'de yaşıyor. Yaklaşık 20 yıldır amatör olarak dalış yapıyor. Balık varsa balık vuruyor, yoksa kurşun topluyor. Balık avlama umuduyla her gün denize gidiyor. Ancak dalış yaptığı sırada oltalardan kopan onlarca kurşunla karşılaşıyordu. Balık olmadığı zaman kurşun topluyordum. Böyle bir totem yaptım çok olsun diye. Uğraştım, böyle bir 600 kilo kurşun çıkardım. Aydın denize ve deniz canlılarına zarar veren kurşunları toplamaya karar verdi. Narlıdere sahil evlerindeki 2 kilometrelik sahil bandına denize daldı. Plastik şişelerde kurşun biriktirdi. Bunlar oltacıların denize bıraktıkları kurşunlar. Uçlarında balıklar da vardı. Deniz atları, yengeçler, onları kurtardım. 600 kilo kurşun toplayan Aydın kurşunları hurdacıya sattı. 3600 lira kazandı. Ağır metal olduğu için zararlı. Yani hayvanlar için de insanlar için de. Şimdi plastik kurşunlar çıktı, böyle plastik kaplı aslında. Onlar kullansa daha iyi. Arkadaşları para teklif etti. O da gidip hırsızlık yaptı. Şimdi de taşeron hırsızlık karşımıza çıktı. Söyleyeceğim bir şey var mı? Abi, arkadaşımdayız ben abi. Arkadaşım mı yönlendirdi seni? Bu da taşeron hırsız. 50 lira karşılığında eve girdi, cüzdan çaldı. İlginç hırsızlık Adana'da yaşandı. Genç adam uyandığında cep telefonu ve 300 lirasının çalındığını fark etti. Olay yerine gelen polisler güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Hırsızın sabaha karşı eve girdiğini belirledi. Hırsız 4 dakikada evden 300 lira ve cep telefonu çaldı. Kapıdan çıkarken de paraları sayıyordu. Görüntülerdeki kişinin 24 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Hasan K. olduğu belirlendi. Yakalanan genç, arkadaşının 50 lira karşılığında kendisine hırsızlık yaptırdığını itiraf etti. Zanlıya ev hapsi cezası verildi. Son yılların en iyi rekor testine rağmen siirt fıstığının fiyatı arttı ve artan fiyatlar da en çok üreticilerin yüzünü güldürdü. Fıstık siirt ekonomisine yılda 400 milyon lira sağlıyor. Bu yıl rekoltesi çok iyi olmasına rağmen artan fiyatlar altına yarışıyor. Fıstığın rekoltesi geçen yıl 20 bin tonken 30-40 lira arasında satılıyordu. Rekolte bu yıl %50 arttı. Buna rağmen siirt fıstığı iç piyasada 50, dış piyasada ise 100 liranın üstünde satılıyor. Bu yılki fıstığımızın rekoltesi çok yüksek. Allah bereket vermiş maşallah. 6 bin 7 bin ton civarında ürünümüz var. Fiyatlar ama çok yüksek. Yine vatandaşlar rağbet gösteriyor. Satışta herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Nobel ödüllü bilim insanları sağlıkla ilgili ilginç iddialar ortaya attı. Araştırmalara göre sabah kahvesini 9.30'dan önce içmek, gece atıştırmaları ve gece vardiyasına çalışmak biyolojik saatinizin dengesini de sağlığımızda bozuyor. Sağlıklı bir yaşam için biyolojik saatimize uygun hareket etmek çok önemli. Aksi halde kalp rahatsızlığı, obezite gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyoruz. İşte Nobel ödüllü bilim adamlarının sağlıklı yaşam tavsiyeleri. Günde kaç tane içiyorsun diye sorsanıza. Sabah başlıyor, akşama kadar kahve mi içiyorsun? Kaç tane? 3 tane, 4 tane. Evet. Kızıyor musunuz? Çok içiyor tabii ki. Sabah uyandınız, gözünüzü açtınız ama uykunuz açılmadı. Hemen mutfağa gittiniz, kendinize mis gibi bir kahve yaptınız. Ama aslında en büyük hatayı da burada yaptınız. Çünkü sağlığınız için sabah 9.30'dan önce kahve içmemeniz gerekiyor. Sabahleyin kahvaltımı ederim, çayımı içerim. 11-11.30 gibi kahvemi içerim. Kaçta içiyorsunuz kahveyi? Sabah 9 gibi falan. Vücudumuz sabah 8'den 9'a kadar uyarılma hormonu olan kortizol salgılıyor ve bu hormon zaten bizi uyandırıyor. Kahve içmekse sadece kafeine toleransı artırıyor. Yani faydası yok. Sabah çok erken kahve içmek neden zararlı olabilir sizce? Uyarıyor diyorlar ama. Evet. Uyarıyor diyorlar. Öyle mi? Diyelim ki gece uyandınız, karnınız acıktı ya da yatmadan önce bir şeyler atıştırmak istiyorsunuz. Buzdolabınızın kapağını açtınız, dişinize göre bir şeyler arıyorsunuz. İşte hatayı tam da burada yapıyorsunuz. Çünkü biyolojik saatinizin dengesi şaşıyor, karaciğeriniz yağları yakacağına depolamaya başlıyor. Diyelim ki gece karnın acıktı. Hı hı. Kalktın, buzdolabını açtın. Elma mı yiyorsun, başka şeyler mi?
Karışık yani. Elma da yiyorum, başka şeyler de yiyorum. Yememek lazım. Bazen olmuyor mu? Ha, tabii bazen olmuyor. Gece uyumadan önce karnın acıktı, gittin buzdolabını açtın. Ne yiyorsun? Ne bulursam. Daha ekşi şeyler çekiyor canım. Mesela kısır gibi şeyler. Gece gece. Evet. Yumurta kuruyor anne. Nobel ödüllü bilim insanlarına göre gece çalışmak da kalp ve kanser riskini önemli ölçüde arttırıyor. Ama mecburuz. Yani gece çalışma icap ediyorsa nasıl çalışmayacaksın? 24 yaşında kalbine yenik düşen Büşra Yürük son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Canlı olan gördünüz mü? Görmediniz. Tabutuna yazma ve duvak sarıldı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaydı Büşra Yürük, ailesinin tek çocuğuydu. Atatürk Havalimanı'nda uçaklara güvenlik hizmeti veren özel bir şirkette çalışıyordu. Hafta sonu evine gitmek için servise bindi, kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybetti. Hiçbir şeysi yoktu aniden. İşten çıkınca serviste fenalaşıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Daha gittiği zaman zaten vefat etmiş, müdahale ediliyor ama geri döndürülemiyor. Genç kızın cenaze töreninde gözlerdeki yaş dinmedi. Tabutuna yazma ve duvak sarıldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük acı yaşadı. Çok iyi bir çocuktu. Çok iyi bir kızdı. Herkese yardıma koşardı. Çalışkandı. Anne baba ayrıydı ama onlarla hep birlikteydi. Büşra Yürük, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Düğün konvoyuna katılacaktı ancak motordan gelen ses buna engel oldu. Hayvanın ölmemesi için beklemek zorundayız. Önce araç sahibi baktı, sonra itfaiye erleri. Yetmedi, oto tamircileri aradı. Motordan sesi gelen kedi bir türlü bulunamadı. Araçtan çıkmayan kedi düğünün kaçmasına yol açtı. Hüseyin Dilek Kocaeli'den İstanbul'a düğüne gidiyordu. Konvoy halinde yolda ilerlerken aracın motor kısmından kedi sesi geldi. Dilek aracı yol kenarına çekti. 2-3 saattir kedi girdi arabanın motoruna. Araç sahibi kediyi bulamayınca itfaiyeye haber verdi. Ancak itfaiye erlerinin araması da bir sonuç vermedi. Araç bir benzinciye çekildi, detaylı arama yapıldı. Aramalar nedeniyle Hüseyin Dilek düğün konvoyunu kaçırdı. Aile aracı bırakıp bir başka araçla düğüne gitti. 9 saatten beri arabanın içinde kedi, itfaiye geldi. İtfaiye de çıkarmadı. Arabamızı değiştirip tekrar yola devam etmek istiyoruz. İtfaiye erleri aracı bu kez bir oto tamirciye götürdü. Araç lifte çekildi. Motor koruma kapağı çıkarıldı ama kedi yine bulunamadı. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüler işte sevgi bu dedirtti sevgili seyirciler. Yaşlı bir adam göle dönen yolda eşinin ıslanmaması için bakın ne yaptı. Eşinin önünde diz çöktü, ıslanmaması için eşini sırtlayıp yolun karşısına geçirdi. Gel amca gel. Elazığ'da kaydedilen görüntü sevgi bu dedirtti. Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi. Yaşlı bir çift o sırada yolun karşısına geçmek istedi. İkili suya girmemek için kaldırımdan inemedi. Bir süre sonra yaşlı adam eğildi, eşini sırtına aldı. Sırtladığı eşini karşıya geçirdi. Ya baksana adamı götürüyor ya su. Yaşlı adam eşinin ıslanmaması için kendini feda etti. Yaptığı hareket çevredekilerin takdirini topladı. Ya baksana adamı götürüyor ya su. Sevgili seyirciler, kış neredeyse geldi ama soğuktan değil, kirli ellerden korkmak gerekiyor. Neden mi? İşte cevap. 40 bin ile 5 milyon arasında ellerde mikrop olduğu saptanmıştır. Uzmanlar ellerimizde taşıdığımız tehlikeye dikkat çekti. Özellikle küçük çocuklar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. El yıkama özellikle çocukluk çağından itibaren öğretilmesi gereken çok önemli bir unsurdur. Çocukların vücut direnci yetişkinlere göre daha düşük, daha zayıf olduğu için onların hastalanma riski daha yüksektir. Uzmanlar soğuktan değil, kirli ellerden korkma uyarısı yaptı. Sağlıklı yaşam temiz ellerden geçiyor. El yıkama en kolay, en ucuz, en basit yöntemdir. 20 saniyede hastalıklardan korunabiliriz. O yüzden yemek öncesi ve sonrası özellikle bir 20 saniyeyi ayırıp
Doğru el yıkama tekniğiyle elleri yıkamaları çok önemlidir. Peki ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Öncelikle elimizi ıslatıyoruz bol suyla. Arkasından bol sabun alıyoruz. O sabunu bolca köpürtüyoruz. Sonra parmak aralarını, ellerin üzerini, tırnakları, parmak uçlarını ve bilekleri, baş parmakları, baş parmakla diğer el arasını güzelce tek tek yıkıyoruz. Arkasından bol suyla duruluyoruz. Eller semaya açıldı, balık tezgahları dolsun diye dua okundu. Balık sezonunun hayırlara vesile olması için, bol bol balık çıkması için dualarımızın müstecap olması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, devletimizin ve milletimizin bekası için ve Allah rızası için. El-Fatiha. Eller semaya açıldı. Bereketli bir sezon için balık duası yapıldı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle Beylikdüzü'nde etkinlik düzenlendi. Balık sezonunun bereketli geçmesi için dua edildi. Balık sezonunun hayırlara vesile olması için, bol bol balık çıkması için dualarımızın müstecap olması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, devletimizin ve milletimizin bekası için ve Allah rızası için. El-Fatiha. Sevgili seyirciler, deniz yıldızları çabuk hareket eden hayvanlar değildir. Hatta dünyanın en yavaş canlıları arasında yer alırlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntü bu algıyı değiştirdi. Plajda deniz yıldızıyla karşılaştılar. Düpedüz yürüyen bu canlı herkesi hayrete düşürdü. Bu videoyu sosyal medyada milyonlarca kişi izledi. Görüntünün adresi Amerika Birleşik Devletleri. Kuzey Carolina'da sahile inenler şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Bir deniz yıldızının yürüdüğünü gördüler. Gövdesinin altındaki kıllar aracılığıyla ilerliyordu. Çoğu zaman hareket etmez gibi görünen bu canlının hızı görenleri hayrete düşürdü. Plajdakiler deniz yıldızına yardım etti. Onun okyanusla buluşması sağlandı. Görüntü 5 yıl önce kaydedildi. Geçen ay sosyal medyada paylaşıldı. Geçen sürede 4 milyon kişi tarafından izlendi. Otobüs de fenalaştı. Özel halk otobüsü fenalaşan kadını hemen en yakın hastaneye götürdü. Aniden fenalaştı. Özel halk otobüsüyle hastaneye yetiştirildi. Nereye gidecektin? Şikayetin ne? Şu anki sıkıntın ne? Görüntüler Kastamonu'dan. Seni alacağız, müdahale edelim. Hadi kalk. Kadın yolcu şehir merkezine gitmek için özel halk otobüsüne bindi. Ancak otobüsün hareketinden sonra aniden fenalaştı, baygınlık geçirdi. Otobüstekiler ilk müdahaleyi yaptı. Hadi, hadi gel. Hadi teyze. Ancak kadın yolcu hala kendine gelmeyince otobüs istikametini değiştirdi. En yakın hastaneye gidildi. Teyzem sen gideceksin, yere gidemezsin ki. Hadi gel, bir bakalım sonra gidersin. Bak sonra herkes sensin, seni bekliyorum. Sağlık görevlileri otobüsün içine girdi. Seni alacağız, müdahale edelim. Hadi kalk. Kadın hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi. Gideyim baba, gözlerim kararıyor. Sen gidecek hastasın. Ahşap evler alev alev yandı. Yangın fark edilmese bütün köy cayır cayır yanacaktı. Ahşap evler alev alev yandı. Alevler o kadar yükseldi ki karanlık gece aydınlandı. Yangının evlerine sıçramasından korkan vatandaşlar sokakta beklemeye başladı. Görüntüler Bolu'dan. Bir evin avlusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki ahşap evlere sıçradı. Alevlerin uzun süre fark edilmemesi yangını iyice büyüttü. Köy sakinleri sokağa çıktı. Alevlerin evlerine sıçramasından korkan vatandaşlar beklemeye başladı. Yangın uzun süren uğraş sonucu söndürüldü. İki ahşap ev küle döndü. Kuyuya düşen yavru bir köpek kurtarılmayı bekledi. Uzun uğraşlar sonucu yavru kuyudan çıkarıldı.
Acil, sıkışacak. Kenardan yapas. Yavru köpek kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri köpeğin yardımına koştu. Bolu Taşçılar Köyü'nde 5 metre derinliğindeki kuyudan köpek sesi duyuldu. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler harekete geçti. Köpek yavrusunun yerini tespit etmek için çalışma başlatıldı. Tahta parçasına bağlanan cep telefonuyla köpeğin görüntüsü çekildi. Köpeğin yeri belirlendi. Borunun içinden geçirilen ip kuyuya sarkıtıldı. Yavru köpek ayağından yakalandı. Hadi be aslanım be. Allah razı olsun be. Kuyudan çıkarılan yavruya su ve yiyecek verildi. Ardından doğaya salındı. Güzelliğe bak. Sağlık Bakanlığı'ndan meme kanseri ilacı açıklaması geldi sevgili seyirciler. Piyasada kanser ilacı yok iddialarını bakanlık yalanladı. Meme kanseri ilacı piyasada yok iddiasına bakanlıktan açıklama geldi. Bakanlık o iddiayı yalanladı. Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali, 29 liralık kanser ilacı internette 400 liraya satılıyor demişti. Bu iddia basında büyük yankı uyandırmıştı. Bakanlık haber sonrası harekete geçti. Piyasada meme kanseri ilacının olduğunu açıkladı ve hasta sayısının iki katı ilacın ithal edildiğini kaydetti. Peki kanser ilacımızın nerede olduğunu nasıl öğreneceğiz? İlaç takip sistemi ile birlikte siteye gireceğiz ve ardından da sitenin içerisinde ilacım nerede butonuna tıklayacağız ve sonrasında bulunduğumuz ili ve ilçeyi belirteceğiz ve ilacımızın adını yazdıktan sonra arama butonuna basacağız ve ilacımızın hangi eczanede olduğunu bulmuş olacağız. Bu arada bakanlık eczanelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kanser ilaçlarını reçetesiz satan ve stok bildirimi yapmayan eczanelere ceza kesildiği belirtildi. Taktığı yüzük parmağına sıkışınca hastaneye gitti. Sonrasında da başvurduğu yer itfaiye oldu. Gel. Yap, bu şekilde. Sen rahat ol. Parmağına yüzük sıkıştı. Hastanede yüzük çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan 22 yaşındaki Serdar'a da orta parmağına yüzük taktı. Yüzüğü çıkaramayınca hastaneye gitti. Yüzük iple çıkarılmak istendi ancak çıkarılamadı. Bu kez parmakla yüzük arasına kaşık konuldu. Ardından spiral makinesi devreye girdi. Yüzüğün kesilmesiyle genç rahat bir nefes aldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. Tarih kitaplarını yeniden yazdıran Göbekli Tepe 3 yıldır ziyarete kapalıydı. Müjdeli haber geldi. Çalışmalar kısa süre sonra bitiyor. İnsanlık tarihini baştan yazdırdı. 3 yıl kapalı kaldı. Göbekli Tepe ziyarete yeniden açılıyor. Göbekli Tepe tapınağı bilinen tüm tapınaklardan çok daha eski. Mısır'daki piramitlerden ve İngiltere'deki Stonehenge adlı tapınaktan tam 7500 yıl daha eski ve bu yüzden UNESCO onu geçici miras listesine aldı. Ancak önümüzdeki yıllarda o geçiciliğin kalıcı olması bekleniyor. İnsanların belki yerleşik hayata geçip taşı taş üstüne koymaya başladıkları ilk yerleşim yeri burası. Arkeologlar bölgede 20 tane tapınağı rastladı. Onlardan 6'sı şimdiye kadar gün yüzüne çıkarıldı. Geriye kalan 14'ü de işte bu çalışmalarla gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Belki 100 yıl, 150 yıl, 200 sürecek. Öyle çok kısa sürede burayı tamamıyla keşfedemezsiniz, tamamıyla ortaya çıkaramazsınız. Göbekli Tepe'de kazdıkça yeni eserler çıkıyor ve bu eserler 20 yıldır çıkmaya devam edince doğal nedenlerden etkilenmemeleri için üzerlerine şimdi bir platform inşa ediliyor ve kısa süre içerisinde o platform tamamlanacak ve Göbekli Tepe tekrar ziyarete açılacak. Kasım sonu gibi bitirilmesini bekliyoruz. Artık ziyarete açılacak. Kısacık bir ara ardından devam edeceğiz. Bir kez daha merhaba sevgili seyirciler, ben Nevra Ören. Saatler 7.45 gösteriyor. 2 saat geride bıraktık. Günaydın Türkiye'de. Bizleri YouTube üzerinden ve TGT FM'den canlı olarak takip eden herkese de ayrıca bir kez daha merhaba diyelim. Günaydın Türkiye devam ediyor. Belki
Belgrad'da Türk ve Sırp iş adamlarına seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kanal İstanbul projesinin temelinin 2018 yılında atılacaklarını söyledi. İstanbul Boğazı'na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere ki Kanal İstanbul dediğimiz bu benim bir hayalim, hülyamdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ziyaretinde ekonomi ağırlıklı konuştu. Türkiye ve Sırbistan arasındaki işbirliğinin arttırılacağını söyleyip Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul için tarih verdi. İnşallah buna da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız. Türk yatırımcıların Sırbistan'da 8 bin kişilik istihdam sağladığını anlatan Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Sayın Vučić liderliğindeki Sırbistan'ı bölgemizde önemli bir ortak, bu vizyon birliğimizi de bölge için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunma kararlılığını her vesileyle teyit eden Sırbistan, güvenilir ve istikrarlı bir ülke olarak bölgede öne çıkıyor. Sırbistan ile ikili ilişkilerimizin son yıllarda gelişiyor olması memnuniyet vericidir. Türk ekonomisinin büyümesini onlar da kabul etti. Sevgili seyirciler, IMF Türkiye ekonomisi beklenenden daha fazla büyüyecek dedi. Tahminini %2,5'dan %5'e çıkardı. Türkiye'nin ekonomisi güçleniyor. Bütün engellere, kumpaslara rağmen Türk ekonomisi yıldız gibi parlıyor. Uluslararası Para Fonu düzeltme yaptı. Yaptığı büyüme tahminini iki katına çıkardı. Uluslararası Para Fonu, yani kısa adıyla IMF, kurum bir rapor açıkladı. İçinde Türkiye ile ilgili çarpıcı ifadelere yer verildi. Buna göre Türkiye ekonomisi güçlü iç ve dış talep sayesinde beklenenden hızlı toparlandı. Ekonomik veriler ışığında bu yılki görünümde revize edildi. Büyüme tahmini 2,5'ten %5,1'e yükseltildi. Yani Türkiye'nin büyüme tahmini iki katına çıkarmış oldu. IMF gelecek yılla ilgili tahminde de değişikliğe gitti. 0,2 puanlık bir oynamayla %3,3'e çıkardı. Ukrayna'dan Sırbistan'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan iş forumunda konuştu. Gündeminde de IMF'nin Türkiye'nin büyüme hedeflerini revize edip ikiye katlaması vardı. %100'lük bir büyüme oranına Türkiye ulaşıyor. Esasen Türkiye'nin genel ekonomik görünümünde geçtiğimiz 15 yılda yaşanan değişim tam bir başarı hikayesidir. Sırbistan'daki iş forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyüme hızıyla IMF'yi bile şaşırtıp sık sık tahminlerini revize etmek zorunda bıraktığını anlattı. 2011-2015 yılları arasında %7,1 büyüyen ekonomimiz bu yılın ilk yarısında %5,1'lik bir büyüme oranına ulaşarak yeniden hedeflerimize uygun bir yere gelmiştir. İşte bugün IMF yaptığı açıklamayla Türkiye'nin yine bu yıl içerisinde %5,1'lik bir büyüme oranını yakalayacağını açıklamıştır. Türkiye'nin milli gelirlerini ve ihracatını arttırdığına dikkat çeken Erdoğan, elde edilen çarpıcı sonuçlardan örnekler verdi. Gayri safi yurt içi hasılamızı 2002 yılındaki 230 milyar dolar seviyesinden 860 milyar dolara, kişi başına milli gelirimizi 3500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Son 15 yıllık dönemde ihracatımız 5 kat artarak en son 153 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakamı 2023 hedeflerimiz bağlamında 500 milyar dolar seviyesine taşımak istiyoruz. Kararlıyız. 19 bin kilometrelik bölünmüş yolu duyduğu hayranlığını gizleyemedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, biz de benzer bir iş yapmayı hedefliyoruz dedi.
AK Parti iktidarının yaptığı bölünmüş yolları duydu, her bir kilometresine ayrı ayrı hayran kaldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić Belgrad'da konuştu. O yollardan ben de istiyorum dedi. Sayın Erdoğan'ın söylediği bir bilgi var. 19 bin bölünmüş yol yapıldığını öğrendim ve inanamadım. Tamam, Türkiye bize göre büyük bir ülke, fakat böyle bir rakam çok büyük rakam ve ben hayran kaldım. Bizim de benzer bir iş yapmayı hedefliyoruz. Saatler geri alınmayacak sevgili seyirciler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak açıkladı. Yaz saati uygulaması devam edecek. Etkileri yakından izlendi. Herhangi bir karar almadık dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun yaz saati soru önergesine Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan cevap geldi. Albayrak yaz saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik alınmış bir karar yok dedi. Şunları söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bilimsel bir çalışma yürütülüyor. Yaz saati uygulamasının enerji tüketimine sosyolojik etkilerinin olup olmadığı araştırılıyor. Yaz saati uygulaması toplam aydınlık süresini arttırdı. Dolayısıyla yaz saati uygulamasına devam edilecek. Saatlerin geri alınmasına yönelik bir çalışma yapılmıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Başbakan hafta sonu Bağdat'ta olacak. Türkiye'den Irak'a çok kritik bir ziyaret var. Başbakan Binali Yıldırım hafta sonu Bağdat'ta olacak. Kuzey Irak'taki gayrimeşru referandumun ardından Türkiye politikasını değiştirdi. Artık Türkiye'nin Irak'taki tek muhatabı yalnız ve yalnız Irak merkezi hükümetidir. Davet Irak Başbakanı Haydar İbadi'den geldi. Başbakan Yıldırım da davete icabet edecek. İki liderin gündeminde gayrimeşru referandum var. Habur sınır kapısı başta olmak üzere Kuzey Irak'a yönelik olası yaptırımlar konuşulacak. Pazar günü gerçekleşmesi beklenen ziyarette ekonomik, askeri ve siyasi ilişkiler masaya yatırılacak. Yıldırım'ın ayrıca Irak'ın önde gelen bazı siyasi yetkilileriyle, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmen kardeşlerimizin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. İdlib'de geri duramayız, Afrin'de fitne ve düşmanlıklara sessiz kalamayız. MHP lideri Devlet Bahçeli İdlib operasyonunun önemine vurgu yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde İdlib operasyonu vardı. Sınır güvenliğine dikkat çekti. Konu sadece Özgür Suriye ordusu unsurlarıyla halledilecek cesamet ve seviyede değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri muharebe maksadıyla İdlib'e girmeyecekse de her ihtimal ve saldırıya hazırlıklı ve tedbirli olması hayati önemdedir. İdlib'in terörden arındırılması, güneyden Akdeniz'e açılmak isteyen bölücü terör cephesinin Elbap'ta aldığı derin yarayı daha da derinleştirecek ve önüne aşılması imkansız engeller dikecektir. Bahçeli İdlib operasyonunun zorluğuna dikkat çekti. Kolay olmayacak dedi. İdlib operasyonu kolay olmayacak, zaman alacaktır. Gelişmelerin seyri buna işaret etmektedir. Ama sabırlı, akıllı, stratejik davranmak, gerektiği yerde silahlı mücadeleden de kaçınmamak lazımdır. Güney sınırlarımız boyunca sahneye koyulan ihanet kampanyası mutlaka kaynağında mahvedilmeli, kanser hücreleri ürediği alanlarda yok edilmelidir. Bu durum Türkiye için bir varoluş meselesidir. İdlib'de geri duramayız, Afrin'deki fitne ve düşmanlıklara sessiz kalamayız. Önce S-400 füzeleri satın alınacak, ardından da teknolojik transfer yapılacak. Türkiye S-400 füzelerinin ortak üretimi için Rusya ile görüşmeye başladı. Önce S-400 füzeleri satın alınacak, ardından da teknoloji transferi yapılacak. Türkiye artık kendi füzesini kendi üretecek. Türkiye hava savunma sisteminde önemli bir adım attı. Rusya ile S-400 füzelerinin pazarlığında sona gelindi.
Şimdi de ortak üretim söz konusu. Türkiye sadece füzeleri satın almayacak, aynı zamanda teknoloji transferi de yapacak. Rusya, Çin ve Hindistan'dan sonra Türkiye'de S-400 füzelerinin üretimini gerçekleştirecek. Moskova'dan bu yönde bir açıklama geldi. Türkiye ile ortak üretim konusunda uzman düzeyinde görüşmelerin olduğu vurgulandı. 15 Temmuz darbe girişiminin bir davası daha sonuçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik destek merkezini işgal eden 7 askere ceza yağdı. Tutuklu sanıklar 200'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi lojistik merkezini ve Arıcılar Camii'ni işgal eden tutuklu 7 asker müebbet ve 200'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. 23. Ağır Ceza Mahkemesi son savunmalarını dinlediği bir eski binbaşı, 4 yüzbaşı ve üsteğmene anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Sanıklar cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamasından da 200'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan iki uzman çavuşa ise 160'ar yıl hapis cezası verildi. 15 Temmuz gecesi 6. Motorlu Piyade Alayı'nda görevli yapan sanıklar, darbeye katılan 10 kişiye yemek sağlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik merkezini ve Arıcılar Camii'ni işgal etmişler ancak vatandaşlar tarafından püskürtülmüşlerdi. Katalanların bağımsızlık referandumu yüzünden gergin günler yaşayan İspanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Katalonya Özel Yönetim Hükümeti'nin başkanı Charles Puigdemont bağımsızlık ilanını askıya aldıklarını açıkladı. Vivim un moment excepcional, de dimensión histórica. 1 Ekim'de gergin bir referandum oylaması yaptılar ve o günden bu yana Katalonya Yerel Parlamentosu ilk kez toplandı. Sonrasında da bağımsızlık ilanının askıya alındığı açıklandı. Sürpriz açıklama Katalonya Özel Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'dan geldi. Katalan lider referandum sonucuna göre Katalonya bağımsızlık hakkı kazandı ama İspanyol hükümetiyle diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını askıya alıyorum. İspanyol hükümetinden ara buluculuğu kabul etmesini istiyorum diye konuştu. Uzlaşma ve diyalog çağrısı yapan Katalan liderin bu sözleri hem muhaliflerden hem de İspanya'dan tepki aldı. İspanya basını kararı referandum sonuçlarının resmen kabul edilmesini sağlamaya yönelik üstü kapalı bir bağımsızlık ilanı ve manevra olarak değerlendirdi. Katalonya'daki muhalefet partileri ise açıklayamadığınız bir bağımsızlığı beklemeye alamazsınız diyerek hükümeti geri adım atmakla suçladı. Excepcional, de dimensión histórica. İstanbul Üniversitesi karıştı. Bir grup öğrencinin izinsiz gösterisine polis müdahale etti. İstanbul Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Ankara Garı'ndaki terör saldırısının yıl dönümü nedeniyle izinsiz gösteri düzenledi. Polis kalabalığa dağılmaları için uyarı yaptı ama öğrenciler dikkate almadı. Polis eylemci gruba müdahale etti. Ortalık bir anda karıştı. İzinsiz gösteriye katılan 67 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Annelerinin katili oldular. Bıçaklanarak öldürülen kadın cinayetinde inanılmaz bir gelişme var. Eşinden şiddet gördü, evden kaçtı. Çocukları tarafından takip edildi. Bıçaklanarak öldürüldü. Vahşi cinayet Zonguldak Devrek'te işlendi. Nazlı Uyanık 44 yaşındaydı. Eşinden şiddet gördüğü için evini terk etmişti. İstanbul'da sığınma evine yerleştirilmişti. Orada tanıştığı bir kadınla tekrardan devreye döndü. Arkadaşı Nazlı'nın abisiyle evlenmesini istedi. O da duruma sıcak baktı. 21 ve 17 yaşındaki çocuklarıyla konuştu. Annelerinin evleneceğini duyan çocuklar çılgına döndü. Annelerinin ikamet ettiği adrese giderek kadını 9 yerinden bıçakladı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Çocukları Ankara girişinde yakaladı. Şüpheli kardeşlerden Sertan O'nun polise verdiği ilk ifadesinde annesini öldürdüğünü itiraf ettiği, kardeşinin suçlu olmadığını söyledi. Sevgili seyirciler, vatandaşlar otomobil yangınından canlı yayın yaptılar ama itfaiyeyi aramayı unuttular.
Park halindeki otomobilden duman çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar telefonuna sarıldı, canlı yayın yaptı. İtfaiyeyi ben aradım ama itfaiye yetişemedi, araba kül oldu. Olay İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. Görüntüler bir izleyicimiz tarafından TGRT Haber WhatsApp ihbar hattımıza gönderildi. Görüntülerde bir otomobilin ön tarafından duman çıkıyor. Duman neredeyse bütün mahalleyi saracak duruma geliyor. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonuyla kaydediyor. Sosyal medyadan canlı yayın yapıyor. Otomobildeki duman yerini alevlere bıraktı ancak işin ilginç yanı sosyal medyadan canlı yayın yapan vatandaşlar itfaiyeyi bir türlü aramadı. Araç kül olmak üzereydi. Alevler neredeyse bütün aracı sardı. Vatandaşlar itfaiyeyi geç de olsa aradı. Üstüne bir de itfaiye gelmedi diye söylenmeye başladı. İtfaiyeyi ben aradım ama itfaiye yetişemedi. Araba kül oldu. Motosiklet yarışında inanılmaz kaza. Vinç üst geçide çarptı. Üst geçitten kopan beton da seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Çıkın oradan! Vinç'in çarptığı üst geçit otomobilin üzerine böyle yıkıldı. Olay Karaman'da meydana geldi. Vinç yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üst geçitten beton bir blok kopuyor, caddeden geçen otomobilin üzerine düşüyor. Çevredeki vatandaşlar apar topar otomobilin olduğu yere geliyor. Otomobil sürücüsünü kurtarmaya çalışıyor. Kazada araç sürücüsü otomobilden yaralı olarak kurtarıldı. Geride ise üst geçidin yıkıldığı bu görüntüler kaldı. Kuyumcuya sahte altın satmak istiyordu. Sahtekar kadın suçüstü yakalandı. Önce ağladı, sonra da gazetecilere hakaret etti. Kuyumcuya sahte altın satmak için gelmişti. Suçüstü yakalanınca ağlamaya başladı. Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı. 21 yaşındaki Umahan T. kuyumcuya geldi. Yaklaşık 900 lira değerindeki sahte altın kolyeleri bozdurmak istedi. O sırada içeri başka bir kuyumcu da girdi. Sahtekar kadına çaktırmadan altınların sahte olduğunu söyledi. Kuyumcu çalışanı Emirkan Tozduman sahtekar kadını oyaladı. Ona fark ettirmeden polisi aradı. İhbar üzerine polisler kuyumcuya geldi. Umahan T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan sahtekar kadın ağlamaya, kendini acındırmaya çalıştı. Bununla da yetinmedi, kendisini çeken gazetecilere küfretti. Çekme lan! Çekme! Sakin ol. Kaza yapan motosiklet yarışçısına bir başka motosiklet çarptı ve o anlar kameraya yansıdı. Kaza yaptı, motorundan düştü. Tam pisti geçiyordu ki bir anda kendisini yol kenarında buldu. Endonezya'da bir motosiklet yarışında korkunç bir kaza yaşandı. Bir yarışmacı ıslak zeminde kontrolü kaybedip düştü. Ciddi bir şey yoktu. Ayağa kalktı, tam pistin dışındaki motoruna yönelmişti ki korkunç bir kaza oldu. Yarışmacılardan biri piste yürümekte olan sürücüye çarptı. Kazanın etkisiyle yarışmacı havalandı. Pist dışına savrularak düştü. Çevredekiler hemen yardımına koştu. İlk müdahale orada yapıldı. Yarışmacının ağır yaralandığı açıklandı. Asansör tamircisi eziliyordu. Ambulansı çaldı ancak polisten kaçamadı, ardından da yakalandı. Kovalamaca kameraya yansıdı. Ambulansı çaldı, polis peşine düştü. Kovalamaca dakikalarca sürdü. Zanlı yoldan çıktı, izini kaybettirmek istedi. Ama başarılı olamadı. Yakayı ele verdi. Görüntü Amerika Birleşik Devletleri'nden, Michigan'daki bir hastaneden ambulans çalındı. Zanlı kayıplara karışmak istedi ama bir polis peşine düşmüştü bile. (Gülüyor)
aracıyla ambulansı engelledi, onu yavaşlattı, durdurmak istedi. Ambulans hırsızı izini kaybettirmek için yoldan çıktı. Çimenlik alanda uzun süre ilerledi ama çıkışın olmadığını görünce hayal kırıklığına uğradı, geri döndü. Polis yeniden peşine takıldı. İşlek caddede kovalamaca kaldığı yerden devam etti. Polisin ısrarlı müdahalesi sonuç verdi. Ambulans bir kez daha yoldan çıktı ama bu defa dönüşü mümkün olmadı. Zanlı aracı durdurmak ve de teslim olmak zorunda kaldı. Zanlının 21 yaşında olduğu açıklandı. Ağrı'da düğünden dönen minibüs şarampole uçtu, kazada 21 kişi yaralandı. Ağrı'nın Eleşket ilçesinden Diyadin'e dönüyorlardı. Katıldıkları düğünden dağılan insanlar Ağrı Hayvan Pazarı yakınlarında ölümle burun buruna geldi. Mehmet Yardımcı yönetimindeki minibüs kontrolden çıktı, şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada araç sürücüsü de dahil 21 kişi yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesi ve çeşitli çevre hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 17'si taburcu edildi. Asansörü tamir etmek isteyen işçilerden biri boşluğa düştü. Sonrasında bakın neler yaşandı. Asansörü tamir ederken boşluğa düştü. Abisi kardeşinin kurtarılmasını dikkatli gözlerle böyle izledi. Orhan abi. Antalya'da bir sitenin asansörü bozuldu. Asansörü tamir etmek için 24 yaşındaki tamir işçisi Serkan Karabacak'la 17 yaşındaki Emircan Hakikat asansöre girdi. 24 yaşındaki Serkan Karabacak asansör halatının kopması sonucu asansör boşluğuna düştü. Birden asansör aşağıya çökmüş. Çökünce de altında kaldı. Asansörün altında mahsur kalan Karabacak abisini aradı, yardım istedi. Apartman sakinleri de durumu polis ve ambulansa haber verdi. Ekipler hemen duruma müdahale etti. İtfaiye ekipleri asansörü kaldırdı. 1,5 saatlik çalışma sonucu Serkan Karabacak'ı çıkardı. Asansörün iç kısmında olan Emircan Hakikat'la düşünce hafif şekilde yaralandı. Durumları iyi olan iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Bir sürücü kontağı çevirir çevirmez otomobil alev aldı. Sürücü canını zor kurtardı. Marşa bastı, otomobil alev aldı. Niğde'de bir sürücü aracını galericiler sitesine park etti. İşi bitirip araca bindi. Ancak kontağı çevirir çevirmez aracın motor kısmı alev aldı. Sürücü can havliyle kendini araçtan dışarı attı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alev alan araç kısa sürede söndürüldü ama kullanılamaz hale geldi. Ve mevsimler artık ikiye düşecek. Profesör Doktor Orhan Şen'den çarpıcı açıklamalar geldi. Ünlü profesöre göre Eylül ayı artık yaz mevsimine dahil oldu. Baharlarda 1,5 aya indi. Yani Türkiye'de artık iki mevsim yaşanacak. Yaz ve kış. Biriniz montla geziyorsunuz, öbürünüz ceketle geziyorsunuz. Yaşıyoruz. Kim hangi mevsimi yaşıyor? Ben vallahi kış gibi yaşıyorum. Siz ne gibi? Ben de sonbahar yaşıyorum. Kayboldu gitti. Kim kayboldu? İlkbahar, sonbahar. Nereye kayboldu? Bilmiyorum. Profesör Doktor Orhan Şen uyardı. Yakın zamanda Türkiye'de sadece iki mevsim yaşanacak. Biri yaz, diğeri ise kış. Küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu iklim değişikliği yani kış ve yazın geçiş dönemlerini kısaltmaya başladı. Küresel iklim değişikliği o kadar olmadı. Hani onların yakın dediği herhalde bir 30-40 seneyi bulur. Artık baharlar üçer ay değil birer buçuk ay sürecek. Yani ilkbaharda doğanın uyanışını da sonbahardaki kurumuş yaprakları da daha az göreceğiz. Ben çok severim baharı. Hele ilkbaharı çok severim. Bundan sonra baharlar 3 ay olmayacakmış, 1,5 ay olacakmış. Niye böyle oluyor? Çünkü işte küresel ısınma, iklim değişikliği falan derken o 3 aydan 2 aya, 2'den 1,5'a kadar hatta 1 aya kadar inecekmiş baharlar.
Ne yapalım İnesi abi? Yukarıdaki Allah bilir artık, biz bilmeyiz. Profesör Doktor Orhan Şen artık Eylül ayını yaz aylarından saymamız gerektiğini söylüyor. Görüyorsunuz şeyde Eylül ayının 17'sinde 39 derece sıcaklık vardı Türkiye'de, İstanbul'da. Sence Eylül ayı yaz mı? Eylül ayı artık yaz olmaya başladı. Nisan ayını, Mart ayını şeye koyacağız belki, kışa koyacağız. Mayıs ayında şeye koyacağız, yaza koyacağız belki. Buna doğru gidiyoruz. Türkiye küresel ısınmadan en çok nasibini alan ülkelerden biri. Peki Türkiye'yi bundan sonra neler bekliyor? Yazlar sıcak olacak. Tamam, yazlar daha sıcak olacak ama kışlar biraz daha ılık olacak. Bu doğal afetler artacak. Sadece dolu yağması değil, aşırı sıcaklar da doğal afet. Önümüzdeki 5 yıl içinde 50 dereceyi görür mü Türkiye? Hayır, yani 42-43'ü görürüz. Yani o başka mesela, 50 dereceyi biraz zor görürüz diyoruz ama ne olacağı da belli değil. Ve bir kez daha gazete manşetlerine bakacağız. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Bilim değil, film diyor Türkiye Gazetesi bugünkü manşetinde. Hükümet üniversitelerin bilimsel çalışma ve buluş yapmaları için desteğini arttırdı. Ancak ödeneklerin personelin dil kursuna gönderilmesi, laboratuvar yapım işinin finanse edilmesi, ihtiyaç duyulan malın alınması, bina bakım onarımının yapılması ve kongre projelerinin finansmanı gibi amacı dışında kullanıldığı belirtildi. Sayıştay Başkanlığı'nın raporuna göre bilimsel araştırma projeleri kapsamında ayrılan ve özel hesapta izlenmesi gereken para katakulliyle diğer hesaplara aktarıldı. İşin vahim yanı ise denetimlerde yakalanmamak için yarım kalan projeler bitirilmiş gösterildi. Yani devletin parası betona gömüldü. Bilim de kağıt üzerinde üretilmiş oldu. Sabah gazetesine bakacağız. Bu ajanlar konsolosluğa nasıl sızdı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Sabah gazetesinin manşetinde. Eğer sızmadılarsa onları oraya kim koydu? ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir şeylerin döndüğü ortada diyor Cumhurbaşkanı. Vize sorununun faili ABD'nin ta kendisi. Biz başlatmadık. Bu kararı Büyükelçi kendi kafasından aldıysa ABD yönetimi onu bir dakika orada tutmamalı. Benim Büyükelçim böyle bir şey yapsa onu orada tutmayız dedi. Bu ajanlar ABD Başkonsolosluğu'na nasıl sızdı? Eğer sızmadılarsa onları oraya kim koydu diye soruyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul Başkonsolosluğu'nda FETÖ ile ilişkili iki kişinin tespit edilmesi orada bir şeylerin döndüğünü gösteriyor diyor. Hürriyet gazetesine bakacağız. O ajanlar nasıl girdi sorusu Cumhurbaşkanı'nın Hürriyet gazetesinde manşetinde. Sorunun faili Amerika. Kendisi, Amerika'nın bizzat kendisidir. Büyükelçinin böyle bir karar almış olması, devletim adına aldım demesi, bunu kullanması, bu ifadeyi kullanması düşündürücüdür. Eğer durum böyleyse Amerika'daki üst düzey yönetimlerle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Büyükelçi kendi kafasından aldıysa o zaman Amerikan üst yönetiminin bu büyükelçiyi orada tutmuyor olması lazım diyor Hürriyet gazetesi. Ve son olarak Star gazetesine bakalım. İstinye ajan üstü diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan vize krizinin sorumlusu olarak Amerika'yı gösterdi. İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki FETÖ'cü ajanları işaret etti. Bunlar Amerika Başkonsolosluğu'na nasıl girdiler diye soruyor Cumhurbaşkanı FETÖ ile ilgili. Diplomatik yetkisi olmayan kişinin gözaltına alınıp tutuklanması ve ardından ikinci bir kişinin daha olması İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir şeylerin döndüğünü gösteriyor diyor. FETÖ'nün casus yuvasına abluka detayı var hemen alt tarafta. FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan Mete Cantürk halen Amerika'nın İstinye'deki İstanbul Başkonsolosluğu'nda saklanıyor. Eşi ve oğlu FETÖ'den emniyette sorgulanan şüpheli Cantürk'ün kaçma ihtimali karşıda konsolosluk çevresi örtülü bir kuşatmaya alındı. Gazete manşetlerini noktalıyoruz ancak Günaydın Türkiye gelişmelerle devam ediyor. At arabasının altında kaldı. Çığ kar fırtınasıyla ilerledi. Büyük korku ve panik yaşandı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı. Ay 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 ay. Kar fırtınası çığla birlikte ilerledi. Görenler önce gözlerine inanamadı, gerçek olduğunu anlayınca kaçmaya başladılar, saklandılar.
Pakistan'da ender görülen bir doğa olayı kameraya yansıdı. Bu dehşet verici görüntü Nagar Vadisi'nden. Çığ köye doğru ilerlemeye başladı. Beraberinde de kar fırtınasını taşıdı. O anlar işte böyle görüntülendi. Kar kütlesi beyaz bulut halinde köye doğru aktı. Köylüler önce ne olduğunu anlamadılar. Gözlerine inanamadılar. Ama tehlike geliyordu. Büyük panik yaşandı. Kimi otomobillerine koştu, kimi ise buradaki bir eve sığındı. İçinde korkuyla beklediler. Nihayet kar fırtınası her yeri kapladı. Çığ biraz yüksek kesimlerde son bulmuştu. Haliyle tehlikenin boyutu da azaldı. Kar fırtınası saniyeler içinde etkisini gösterdi. Evi bir çarşaf gibi örttü. Bir anda göz gözü görmez oldu. Olayda kimsenin canı yanmadı. Biliş merkezinde çıkan yangın itfaiye alarma getirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Görüntüler başkent Ankara'dan. Atatürk Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin bacasında yangın çıktı. Vatandaşlar çatıdan yükselen dumanı fark etti. Hemen itfaiye haber verildi. Ekipler olay yerine geldi. Bölge güvenlik çemberine alındı. Binada bulunanlar hemen tahliye edildi. Yangına müdahale edildi. Vatandaşlar olan biteni endişeli gözlerle izledi. Bazıları ise bu anları cep telefonuna kaydetti. İtfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın çatısında hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yolun karşısına geçmeye çalışan adama at arabası çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Omuzda taşıdığı yük yolu kontrol etmesini engelledi. Hızla gelen at arabası adama böyle çarptı. Kiliste meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir adam omzundaki torbayla yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Torba nedeniyle yolu kontrol edemeyen adama hızla gelen bir otomobil çarpıyor. Düşen adam yerde sürükleniyor. Neyse ki kazayı ucuz atlatıyor. Sevgili seyirciler, ağır hasarlı otomobilleri satarak yasa dışı kazanç sağlıyorlardı. 3500 şikayet sonrası bir şebeke çökertildi. Ankara merkezli üç kentli otomobil dolandırıcılarına darbe vuruldu. Ankara, Eskişehir ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda ağır hasarlı otomobil satan dolandırıcılar gözaltına alındı. İnternet üzerinden satış yapan şebeke 3500 vatandaşın şikayeti üzerine izlemeye alındı. 9 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde 3 farklı kentteki operasyonlarıyla toplam 56 şüpheli gözaltına alındı. Evleri yanan aile kış arifesinde sokakta kaldığı için gözyaşı döktü. Bacada yangın çıktı. 3 kişinin yaşadığı ev çıra gibi yandı. Aile kış arifesinde evsiz kaldı. Olay Kastamonu'da meydana geldi. 2 katlı ahşap bir evde bacanın tutuşması sonucu bir anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Özlem Yakupoğlu, annesi ve çocuğu yanan evden komşularının yardımı sayesinde çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Ancak ev küle döndü. Evleri yanan aile kış günü evsiz kaldığı için gözyaşı döktü. Hareket halindeki bir kamyonetin arkasına takılan gençler görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Evet, görüyorsunuz.
Tehlikeli yolculuk. Trafikte son sürat giden kamyonetin arkasına takıldılar, ölüme davetiye çıkardılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tehlikeli yolculuk 41 plakalı araç sahibi. Böyle tehlikeli yolculuğa göz yumuyor. Şanlıurfa'da iki genç bir kamyonetin arkasında böyle görüntülendi. Gençler araca ne zaman takıldı belli değil. Sürücünün durumdan haberdar olup olmadığı da meçhul. Ama en ufak bir hata, ani bir fren, ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olabilirdi. Ormanlarla birlikte yerleşim bölgeleri de yanıyor. En az 10 kişi hayatını kaybetti. Evler küle döndü. Otomobiller kullanılmaz hale geldi. Ormanlar tahrip oldu. Amerika Birleşik Devletleri orman yangınları ile mücadele ediyor. Alevler Kaliforniya eyaletinin kuzeyinden yükseldi. Pazartesi başladı. İtfaiye 14 farklı noktada müdahale ediyor. Yerleşim bölgeleri tehdit altında. 1500 ev ve iş yeri zarar gördü. 20 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililere göre eyalet tarihinin en büyük yangınlarından biri yaşanıyor. Rüzgar ve düşük nem felaketin yayılmasına yol açıyor. Eyalet çapında 8 bölgede acil durum ilan edildi. Binlerce ev hala tehdit altında. Bölgede on binlerce hektarlık ormanlık alanda küle döndü. Üzüm bağları ile bilinen bölgelerde zarar bir hayli büyük. Birçok noktada elektrik nakil hatları zarar gördü. Devrilen direkler yüzünden bazı yollar kapandı. İtfaiye müdahale ediyor ama yeterli değil. Telefonların çalışmamasından dolayı bazı ailelerle iletişim sağlanamıyor. Yetkililer kayıp ihbarlarının olduğuna dikkat çekiyor. Yangınların çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Emekli bekçi annesinin mezarı başında intihar etti. Haberi alan yakınları kriz geçirdi. Annesinin mezarı başında intihar etti. Yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Arslan 65 yaşındaydı. Gaziantep'te emekli bekçiydi. Özel bir firmada servis şoförlüğü yapıyordu. Servis işini bitirdi, annesinin mezarı başına gitti. Yanına av tüfeğini aldı. Eşini aradı, intihar edeceğini söyledi. Sonra da dediğini yaptı. Güvenlik görevlisi Arslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınları olay yerine geldi, sinir krizi geçirdi. Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir öğrenciye otomobil çarptı. Yolun karşısına geçmek istiyordu. Süratle gelen aracın çarpmasıyla havaya fırladı. Metrelerce uzağa savruldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 17 yaşındaki bir öğrenciye araba çarptı ve o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza sonrası yaralıya ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken kadın sürücü de şok geçirdi. Temi kapatarak trafiği kilitleyen driftçiler vardı, hatırlayacaksınız. Onlar yakalandı ancak sürücülere sadece 396 lira ceza verildi. Şov yapmak için trafiği dakikalarca kilitlediler ama cezasından kaçamadılar. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'da çekilmişti. Tem'deki araçların önü bir düğün konvoyu tarafından kesildi. Konvoydaki 3 araç sahneye çıktı. Drift yapmaya başladı, sözde kutlama yaptı. Trafik magandaları kendilerini bekleyen araçları aldırmadan dakikalarca şov yaptı. Sosyal medyaya düşen görüntüler tepkiye neden oldu. Ekipler plakaları tespit edip şüphelileri gözaltına aldı. 3 sürücü hakkında işlem yapıldı. Her birine 396'şar lira para cezası kesildi. Şüpheliler 2 yıla kadar hapis cezasıyla adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. Okul yolunda kazada öldü.
İlk önce Ali Koç açıklamıştı. Aziz Yıldırım ben de varım dedi. Mevcut Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Mayıs 2018'de başkanlığa yeniden aday oldu. Bugün bu davanın sonu bitmiştir. Kararını verdi, kolları sıvadı. Aziz Yıldırım Mayıs'ta yeniden aday. Ama biz yaptık. Mecbur muyum açıklama yani kamuoyuna? Fenerbahçeli gözünü Mayıs 2018'e dikti. Kongre var, başkanlık seçimi yapılacak. İlk aday Ali Koç'tu. Önce Allah'ın izniyle, sonra da sizlerin desteğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olmak istediğimi burada yenilemek istedim. Koç adaylığını geçen ay açıklamıştı. Gözler Aziz Yıldırım'daydı. Yıldırım ben de varım dedi, yeniden aday oldu. Biz de Fenerbahçe olarak yapacağız. Aziz Yıldırım daha şimdiden kolları sıvadı. Yöneticileri, futbolcuları ve teknik kadroyu uyardı. Sportif başarı için adeta sıkı yönetim ilan etti. Bundan sonraki maçlarda kayıp yaşamayın dedi, Galatasaray maçının kazanılmasını istedi. Artık herkesin bu gerçekleri görmesi lazım ve bu gerçeklere göre de hareket etmesi lazım. Sokak ortasında fenalaşan bir genç sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Uyuşturucu komasına girdi, sokak ortasında kendinden geçti. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. 25 yaşındaki genç sokak ortasında fenalaştı, bir anda yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar genci boş bir iş yerinin içine aldı. Sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Gencin uyuşturucu madde kullandığını, komaya girdiğini söylediler. Uyuşturucu komasındaki genç kendinden geçmişti. Ayağa kalkmakta zorluk çekiyordu. Olay yerine polisle çağrıldı. Uyuşturucu komasındaki genç, polis ekiplerinin nezaretinde Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Küçük Muhammed okul yolunda hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşları dehşete düşüren kaza anı kameraya yansıdı. Dolmuştan indi, koşarak karşıya geçmek istedi. Kamyonetin altında can verdi. Kahreden kaza Adana'da meydana geldi. 6. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Çelik okula gitmek için toplu taşıma aracına bindi. Okula 500 metre kala araçtan indi, koşarak karşıya geçmek istedi. Ama yolu kontrol etmeyince hızla gelen kamyonet çarptı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Vatandaşlar hemen yardımına koştu. Ağır yaralıydı, hastaneye kaldırıldı. Ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüler işte bu sevgidir dedirtti. Yaşlı bir adam göle dönen yolda eşinin ıslanmaması için bakın ne yaptı. Eşinin önünde diz çöktü, ıslanmaması için eşini sırtlayıp yolun karşısına geçirdi. Gel amca gel! Elazığ'da kaydedilen görüntü sevgi bu dedirtti. Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi. Yaşlı bir çift o sırada yolun karşısına geçmek istedi. İkili suya girmemek için kaldırımdan inemedi. Bir süre sonra yaşlı adam eğildi, eşini sırtına aldı. Sırtladığı eşini karşıya geçirdi. Ya baksana adamı götürüyor ya su. Yaşlı adam eşinin ıslanmaması için kendini feda etti. Yaptığı hareket çevredekilerin takdirini topladı. Ya baksana adamı götürüyor. 24 yaşında kalbine yenik düşen Büşra Yörük son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Canlı olan gördünüz mü? Görmediniz. Tabutuna yazma ve duvak sarıldı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaydı Büşra Yörük, ailesinin tek çocuğuydu. Atatürk Havalimanı'nda uçaklara güvenlik hizmeti veren özel bir şirkette çalışıyordu. Hafta sonu evine gitmek için servise bindi, kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybetti. Hiçbir şeysi yoktu aniden. İşten çıkınca serviste fenalaşıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Daha gittiği zaman zaten vefat etmiş, müdahale ediliyor ama geri döndürülemiyor. Genç kızın cenaze töreninde gözlerdeki yaş dinmedi. Tabutuna yazma ve duvak sarıldı. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük acı yaşadı. Çok iyi bir çocuktu. Çok iyi bir kızdı. Herkese yardıma koşardı. Çalışkandı. Anne baba ayrıydı ama onlarla hep birlikteydi. Büşra Yörük, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. İki buzağıyı zorla bir otomobile sığdırdı. İşte WhatsApp hattımıza gelen o görüntüler.
Şuraya bak ya, hayvanları nereye koymuş adam ya, böyle bir şey yok ya. Görüntü Muğla Göcek'te kayda geçti. Seyir halindeki bir otomobil başka bir sürücünün dikkatini çekti. Çünkü aracın arkasında iki buzağı vardı. Bu sıcak havada hayvanları nereye koymuş, şuraya bakar mısın ya? Görüntüler WhatsApp ihbar hattımıza gönderildi. Hava sıcaktı. Hayvanlarsa daracık bir yere zorla sığdırılmıştı. Kımıldamaya bile yerleri yoktu. Bakar mısın ya? Hayvanları nereye koymuş? Rezil adam. Terbiyesiz adam. Seni de öyle oraya bağlamak lazım işte. Son yılların en iyi rekoltesine rağmen siirt fıstığının fiyatı arttı. Artan fiyatlar en çok üreticilerin yüzünü güldürdü. Fıstık siirt ekonomisine yılda 400 milyon lira sağlıyor. Bu yıl rekoltesi çok iyi olmasına rağmen artan fiyatlar altına yarışıyor. Fıstığın rekoltesi geçen yıl 20 bin tonken 30-40 lira arasında satılıyordu. Rekolte bu yıl %50 arttı. Buna rağmen siirt fıstığı iç piyasada 50, dış piyasada ise 100 liranın üstünde satılıyor. Bu yılki fıstığımızın rekoltesi çok yüksek. Allah bereket vermiş maşallah. 6-7 bin ton civarında ürünümüz var. Fiyatlar ama çok yüksek. Yine vatandaşlar rağbet gösteriyor. Satışta herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Düğün konvoyuna katılacaktı ancak motordan gelen bir ses buna engel oldu. Hayvanın ölmemesi için beklemek zorunda. Önce araç sahibi baktı, sonra itfaiye erleri. Yetmedi, ototamircileri aradı. Motordan sesi gelen kedi bir türlü bulunamadı. Araçtan çıkmayan kedi düğünün kaçmasına yol açtı. Hüseyin Dilek Kocaeli'den İstanbul'a düğüne gidiyordu. Konvoy halinde yolda ilerlerken aracın motor kısmından kedi sesi geldi. Dilek aracı yol kenarına çekti. 2-3 saattir kedi girdi arabanın motoruna. Araç sahibi kediyi bulamayınca itfaiyeye haber verdi. Ancak itfaiye erlerinin araması da bir sonuç vermedi. Araç bir benzinciye çekildi, detaylı arama yapıldı. Aramalar nedeniyle Hüseyin Dilek düğün konvoyunu kaçırdı. Aile aracı bırakıp bir başka araçla düğüne gitti. Bu saatten beri arabanın içinde kedi, itfaiye geldi. İtfaiye de çıkarmadı. Arabamızı değiştirip tekrar yola devam etmek istiyoruz. İtfaiye erleri aracı bu kez bir ototamirciye götürdü. Araç lifte çekildi. Motor koruma kapağı çıkarıldı ama kedi yine bulunamadı. Eller semaya açıldı. Balık tezgahları dolsun diye dua okundu. Balık sezonunun hayırlara vesile olması için, bol bol balık çıkması için dualarımızın müstecap olması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, devletimizin ve milletimizin bekası için ve Allah rızası için. El-Fatiha. Eller semaya açıldı. Bereketli bir sezon için balık duası yapıldı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle Beylikdüzü'nde etkinlik düzenlendi. Balık sezonunun bereketli geçmesi için dua edildi. Balık sezonunun hayırlara vesile olması için, bol bol balık çıkması için dualarımızın müstecap olması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, devletimizin ve milletimizin bekası için ve Allah rızası için. El-Fatiha. Sevgili seyirciler, kış neredeyse geldi ama soğuktan değil, kirli ellerden korkmak gerekiyor. Neden mi? İşte cevap. 40 binle 5 milyon arasında ellerde mikrop olduğu saptanmıştır. Uzmanlar ellerimizde taşıdığımız tehlikeye dikkat çekti. Özellikle küçük çocuklar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. El yıkama özellikle çocukluk çağından itibaren öğretilmesi gereken çok önemli bir unsurdur. Çocukların vücut direnci yetişkinlere göre daha düşük, daha zayıf olduğu için onların hastalanma riski daha yüksektir. Uzmanlar soğuktan değil, kirli ellerden korkma uyarısı yaptı. Sağlıklı yaşam temiz ellerden geçiyor. El yıkama en kolay, en ucuz, en basit yöntemdir. 20 saniyede hastalıklardan korunabiliriz. O yüzden yemek öncesi ve sonrası özellikle bir 20 saniyeyi ayırıp doğru el yıkama tekniğiyle elleri yıkamaları çok önemlidir. Peki ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Öncelikle elimizi ıslatıyoruz bol suyla. Arkasından bol sabun alıyoruz. O sabunu bolca köpürtüyoruz. Sonra parmak aralarını, ellerin üzerini, tırnak
ayakları, parmak uçlarını ve bilekleri, baş parmakları, baş parmakla diğer el arasını güzelce tek tek yıkıyoruz. Arkasından bol suyla duruluyoruz. Nobel ödüllü bilim insanları sağlıkla ilgili ilginç iddialar ortaya attı. Araştırmalara göre sabah kahvesini 9.30'dan önce içmek, gece atıştırmaları ve gece vardiyasına çalışmak biyolojik saatimizin dengesini de sağlığımızı da bozuyor. Sağlıklı bir yaşam için biyolojik saatimize uygun hareket etmek çok önemli. Aksi halde kalp rahatsızlığı, obezite gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyoruz. İşte Nobel ödüllü bilim adamlarının sağlıklı yaşam tavsiyeleri. Günde kaç tane içiyorsun diye sorsanıza. Sabah başlıyor, akşama kadar kahve mi? Kaç tane? 3 tane, 4 tane. Evet. Kızıyor musunuz? Çok içiyor tabii ki. Sabah uyandınız, gözünüzü açtınız ama uykunuz açılmadı. Hemen mutfağa gittiniz, kendinize mis gibi bir kahve yaptınız. Ama aslında en büyük hatayı da burada yaptınız. Çünkü sağlığınız için sabah 9.30'dan önce kahve içmemeniz gerekiyor. Sabahleyin kahvaltımı ederim, çayımı içerim. 11-11.30 gibi kahvemi içerim. Kaçta içiyorsunuz kahveyi? Sabah 9 gibi falan. Vücudumuz sabah 8'den 9'a kadar uyarılma hormonu olan kortizol salgılıyor ve bu hormon zaten bizi uyandırıyor. Kahve içmekse sadece kafeine toleransı artırıyor. Yani faydası yok. Sabah çok erken kahve içmek neden zararlı olabilir sizce? Uyarıyor diyorlar ama. Evet. Uyarıyor diyorlar. Öyle mi? Diyelim ki gece uyandınız, karnınız acıktı ya da yatmadan önce bir şeyler atıştırmak istiyorsunuz. Buzdolabınızın kapağını açtınız, dişinize göre bir şeyler arıyorsunuz. İşte hatayı tam da burada yapıyorsunuz. Çünkü biyolojik saatinizin dengesi şaşıyor, karaciğeriniz yağları yakacağına depolamaya başlıyor. Diyelim ki gece karnın acıktı. Kalktın, buzdolabını açtın. Elma mı yiyorsun, başka şeyler mi? Karışık yani. Elma da yiyorum, başka şeyler de yiyorum. Yememek lazım. Bazen olmuyor mu? Tabii bazen olmuyor. Gece uyumadan önce karnın acıktı, gittin buzdolabını açtın. Ne yiyorsun? Ne bulursan. Daha ekşi şeyler çekiyor canım. Mesela kısır gibi şeyler. Gece gece? Evet. Yumurta kuruyor anne. Nobel ödüllü bilim insanlarına göre gece çalışmak da kalp ve kanser riskini önemli ölçüde arttırıyor. Ama mecburuz. Yani gece çalışma icap ediyorsa nasıl çalışmayacaksın? Sağlık Bakanlığı'ndan meme kanseri ilacı açıklaması geldi sevgili seyirciler. Piyasada kanser ilacı yok iddialarını bakanlık yalanladı. Meme kanseri ilacı piyasada yok iddiasına bakanlıktan açıklama geldi. Bakanlık o iddiayı yalanladı. Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali, 29 liralık kanser ilacı internette 400 liraya satılıyor demişti. Bu iddia basında büyük yankı uyandırmıştı. Bakanlık haber sonrası harekete geçti. Piyasada meme kanseri ilacının olduğunu açıkladı ve hasta sayısının 2 katı ilacın ithal edildiğini kaydetti. Peki kanser ilacımızın nerede olduğunu nasıl öğreneceğiz? İlaç takip sistemi ile birlikte siteye gireceğiz ve ardından da sitenin içerisinde ilacım nerede butonuna tıklayacağız ve sonrasında bulunduğumuz ili ve ilçeyi belirteceğiz ve ilacımızın adını yazdıktan sonra arama butonuna basacağız ve ilacımızın hangi eczanede olduğunu bulmuş olacağız. Bu arada bakanlık eczanelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kanser ilaçlarını reçetesiz satan ve stok bildirimi yapmayan eczanelere ceza kesildiği belirtildi. Kuyuya düşen yavru köpek kurtarılmayı bekledi. Uzun uğraşlar sonucu yavru kuyudan çıkarıldı. Ağaca sıkışacak. Kenardan yapas. Yavru köpek kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri köpeğin yardımına koştu. Bolu Taşçılar Köyü'nde 5 metre derinliğindeki kuyudan köpek sesi duyuldu. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler harekete geçti. Köpek yavrusunun yerini tespit etmek için çalışma başlatıldı. Tahta parçasına bağlanan cep telefonuyla köpeğin görüntüsü çekildi. Köpeğin yeri belirlendi. Borunun içinden geçirilen ip kuyuya sarkıtıldı. Yavru köpek ayağından yakalandı. Hadi be aslanım be, Allah razı olsun be. Kuyudan çıkarılan yavruya su ve yiyecek verildi. Ardından doğaya salındı. Güzelliğe bak. İyi bak.
ve günaydın Türkiye'yi noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yarın sabah saatler 5.45 gösterdiğinde ben Nevra Öner, günaydın Türkiye'de karşınızda olacağım. Kısa bir aranın ardından da Evren Aydın gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Mutlu günler.